Merhaba sevgili izleyenler. Bir konuşalımdan. Selamlar, saygılar, hürmetler. Hakan Zafer'le birlikte bu çarşamba da karşınızdayız. Bu hafta bir soru cevap bölümü yapacağız. Bilginiz olsun. En baştan söyleyelim. Hakan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba abi nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. İnşallah izleyicilerimiz de iyidir. Allah afiyet versin. Inşallah. Hepimize inşallah. Ee, sevgili izleyenler bu sorular, bugün konuşacağımız sorular... E, yani daha evvel gelmiş birikmiş soruları aslında değerlendireceğiz. Ee, Hakan Zafer'e yazılmış, sorulmuş, cevaplanamamış bazıları, bazıları da canlı yayına cevaplayalım diye e, seçilmiş sorular. E, ben Hakan abinin düşeceği notu ben düşeyim, dipnotu. Bu soruları <laughs> gönderen izleyicilerimizden Hakan abi izin istemiş. Yani yayında sorularınızı kullanacağız, cevap vereceğiz bilginiz olsun diye. E, yani izin alınmış sorular bunlar. Hani böyle zaten özel bir şey yok da, hani özel hayata dair bir şey yok. Ama olur insanları hani isim de vermeyeceğiz zaten değil mi Hakan abi evet, soruları yok, soran yok, insanların ismi. isminden falan da bahsetmeyeceğiz. Yani 5-10 soruyu da bir 5-10 kez sorulmuşsa bir soru bir soru olarak aynı ise ben yani. onu konuşurken ötekilerde cevaplarım diye düşünüp Aynen. bir başlık halinde. E, şöyle en azından programın girişinde şunu da diyebiliriz. Bugün madem soru cevap yayını yapıyoruz. Eğer bu sorulardan vaktimiz kalırsa e, ve sizin canlı yayına yazacağınız sorular olursa sevgili izleyenler onlara da cevap vermeye çalışırız diye kendi adıma bir şey veriyorum söz veriyorum inşallah Ama, <laughs> hani süre yeter e, imkan olur onlara cevap vermeye çalışırız e, ama tabii ki ricam şu yani soru yazabilirsiniz elbette ama hani Google'a yazınca çok rahat cevap bulunacak bir şeyi sormaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Yani sonuçta e, cevap bulunabilecek e, sorular varsa mesela yani işte fıkha dair basit gerçekten Google'dan bulabileceğiniz şeyler varsa net cevabı olan değil ama biraz daha e, zaten epey bir soru var benim önümde. Burada ondan fazla soru var. Bunlardan başlayacağız. Siz de bir şeyler yazarsanız onlara da bakmaya çalışırız sevgili izleyenler. Bu programın daha fazla insana ulaşmasını isterseniz paylaşabilirsiniz. Like tuşuna basabilirsiniz. Like dilimize yapıştı gitti abi ya. Hani şey gibi beğenmek böyle bir beğenmek de bir şey yani kendini beğenmişlik falan diyoruz ya böyle itici bir anlam. Like da öyle evet. bir şey yok. Like biraz daha mütevazı bir kelimeymiş gibi duruyor bilmiyorum. Hatta diyeti kaybediyor Ha değil mi böyle bir daha biraz tam tersi yönde aynı anlamda ama daha genç işi daha ergen işi falan gibi. Aynen aynen zaten şey var son dönemde ben dikkat ediyorum bir dönem televizyonlara çıkmış televizyonlarda programlar yapmış koca koca gazeteciler televizyon hani yaş olarak bizden çok çok üstü insanlardan bahsediyorum tecrübe olarak da öyle onlar da artık çıkabilecek televizyon kanalı bulamayınca şartlar malum Türkiye'de onlar da YouTube'dan yayın yapmaya başladılar bakıyorsunuz bayağı hani böyle 18-20 yaşındaki çocukların gençlerin yaptığı yayıncılık gibi like'lamayı unutmayın programlarımızı falan diyorlar. <laughs> evet herhalde yani izleyiciye ulaşma ulaşmak da asıl maksat zaten. Evet. Yani bir şey ulaşıyorsa o da bir yayın yani. Yani Kesinlikle. modern çağın gerekleri var. Belki de değişecek hiç bilemiyorsunuz. Yani Türkiye'de hala %80'in üzerinde %84-85 civarında oranlar. haberleri televizyondan insanların aldığını söylüyor. Gazete okunmuyor Türkiye'de. Eskiden de okutmuyordu. Şimdi daha hiç okunmuyor çünkü 20-30 tane gazete bir günde aynı manşette çıkıyor. Hatta 20-30 köşe yazarı aynı e, başlıkta, aynı, aynı içerikte aynı, tabii aynı metinle, copy paste yani aslında doğru. Tabii aynı bildiğiniz aynı. yani. Bu şu demek değil. Beceriksizlik olsa bir yerde anlarız. Ya adamın başı dışı arıyordu. İşte öteki arkadaşından dedik e, kopyaladı attı filan deriz ama bu daha kötü yani, bir içeriği var. Aynı bir, yerden geliyor. Sistematik evet. bir cehalet söz konusu abi. Sistematik hem bir. Öyle hem de dur. yani aynı yerden yazı gelmiş. Yani, tabii belli. Evet, belli. Bunlar kendileri yazmıyor, Emir'le yazıyorlar da mesaj geliyor. Gazete okunmuyor kitap zaten hak getiren Yani e, Allah'ın selam defansa gelsin cinsi bir şey var yani Türkiye'de şu anda. Evet, evet. O yüzden YouTube dur işte bir takım sosyal medya mecralarıdır bunlar bir başkasına ulaşabilme alanları oldu başka çare kalmadı Tabii. Yani e, bir yandan da. da gittikçe gelişiyor abi teknoloji hakikaten hı. yani yani sosyal medya üzerinden yayın yapma teknolojisi çok gelişti e, bu alan genişledikçe bu alan da ihtiyaç arttıkça ilgi arttıkça e, tasarımcılar e, program yazıcılar hı hı. program üreticileri de çok ilginç şeyler yapıyorlar yani şu an bizim yayın yaptığımız e, program e, bunun bir tık üstü var aynı programın e, professional olanı var. Ee, o bayağı hem para olarak da yüksek fiyat ama onunla bildiğiniz televizyon yayınına dönebiliyor olay. Evet. İşte 8-10 tane konuk kalıyorsunuz vesaire vesaire bir sürü şey var. Bizimki biraz daha mütevazı olanı YouTube'dan yayın yapmaya elverişli olanı. Buradan Hı. devam ediyoruz. Şimdi sorulara geçelim. Ee, çünkü i̇şte. iki saati geçmemeye çalışıyoruz yayında. Buradaki Hı. sorular da epey var. Benim sorulardan dikkatimi çeken şey şu. Bu soruların e, birçoğunun ortak noktası e, bulunduğumuz zamanla alakalı. Zamanın Hı. ortaya çıkardığı sorular. Şu andaki şartların ortaya çıkardığı sorular gördüğüm kadarıyla. Normalde bu soruların birçoğu e, normal şartlar bir zamanda Şartlar değiştiğinde soru olmaktan evet, çıkar. Yani şartlar değişse bu, bu sorular ortadan kalkar kendiliğinden ama Hı şu an bulunduğumuz şartlarda bu sorular insanların aklına geliyordur. Sadece bir kişinin sorduğu soru olarak bakmamak lazım. Ben eminim birçok insanın da karşılığı olan sorular bunlar. İlk soru biraz ekonomik gerekçelerle sorulmuş bir soru. İşsiz kalan çok fazla insan var Türkiye'de. Evet. İhraç edilmiş, işten atılmış, başka bir işe girme şansı da olmayan, kara listeye alınmış on binlerce insan var. Ve bu insanlar geçimini sağlamak için çıkış yolları arıyorlar. Belki işçilik yapıyorlar belki işte bir yerlerde sigortasız vasıfsız bir şekilde çalışıyorlar. Daha evvel yaptıkları mesleğe daha evvelki işte tecrübelerine itibarlarına falan hiç bakılmadan e, kimsenin de umurunda değil ne yazık ki bu. E, onlar da geçimini sağlamak için alın teriyle çalışıyorlar. Diğer taraftan ticareti bir çıkış olarak görenler var birazcık birikmiş parası olanlar ticaret yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birisi de network satışı diyeceğimiz ama izleyicilerimiz network satışı deyince akıllarında ne canlanır? İşte bir ürün var, o ürünü siz alıyorsunuz, satıyorsunuz, sonra sizin sattığınız kişi sizin bulduğunuz birisine satıyor, o ona satıyor, böyle yayılıyor. Siz her satıştan kar elde ediyorsunuz, sizin bağlantılarınız üzerinden yapılan satışlardan. Ee, bunun Türkiye'de yap hala devam eden sistemler var. Ee, i̇zleyicilerimizin aklına bazı markalarda gelmiş olabilir doğal olarak. Ee, bu network satışına nasıl bakmalıyız abi? Bununla bir şaibeli bir alan var mı? Dini açıdan söylüyorum biz işine ekonomik bir uh -huh. kısmı hakkında bir şey söyleyemeyiz, ekonomist değiliz, ticaretten de anlamam. Ama sonuçta insanlar bundan para kazanıyorlar demek ki buna yöneliyorlar. Ee, ama bu soruyu sorduklarına göre de belki bir soru işareti olan alan vardır diye sormuşlardır. Ne diyorsunuz abi? Ee, yani şimdi e, bir e, emek karşılığında helal bir kazanç elde etmek çaba sarf etmek e, veya bir ticaret yoluyla helal bir ticaret düzgün bir usulle ticaret yaparak elde edilmiş kazanç, servet bunlar hep sadaka hükmüne geçiyor dinin dinen. E, dolayısıyla hani bir servet düşmanlığı, servete karşı alınan bir tavır yok. E, yani kazanılabilir kazanç e, kapısı olarak hani herhangi bir şey helal yollarla ee, helal olan bir meta, ki aktin konusu mahal deniliyor buna, mebi, meta neyse helal bir malzemeyi satıyorsunuz. Helal usullerle satıyorsunuz ve aktif bir takım e, fasit veya batıl yapabilecek unsurlardan uzaklaştırılmış bir satış yapıyorsunuz. Ee, burada e, ticaret yapmanız helaldir. O, bundan yana problem yok. Yani e, Allah zaten Kur'an'da bir ayet var. E, faize kıyaslama yapılıyor ama bize ayetin diğer tarafını konuşuyoruz şu anda. Allah ticareti helal kılmıştır diyor. Ticaret helaldir ama İslam'ın temel problemlerinden, İslam'ın bakışındaki temel problemlerden bir tanesi e, emeğin olup olmaması, işte bir başkasının emeğinin sömürülüp sömürülmemesi e, veya işte e, ticari bazı hususiyetlerin, bazı yönlerin aldatmaya açık olup olmaması ile alakalı e, bu tarz satışlarda da e, yani network satışı e, bunlar zi, e, hani böyle titan gibi e, saadet zincirleri gibi değilse eğer normal bir ürün satılıyorsa helal bir ürün satılıyorsa o helal ürünün satışında bir problem yok ancak buradaki problem şu olabilir e, satmadığınız bir ürün bir başkasının sattığı ürün üzerinden Komisyon alıyorsunuz ve o ürün İslam hukukunda hani ticarette malın sevk edilmesine dair esaslar var. Yani görmediğiniz malı sevk ediyorsunuz. Ee, burada hani eğer görerek ve sizin kanalınıza sevk edilmesi imkanı varken yap yapıyorsanız e, bu en iyi olan en faziletli olanı. ancak hani diyelim ki bir ürünün bozulmasıdır veya nakliye problemlerdir. E, ortadaki ticari karı e, sıfıra çekecek veya aşağı düşürecek, eksiye zarara uğratacak bir nakliye problemi doğar. Lüzumsuz bir israfa dönüşürse eğer, arada bozulacak, bozulacak bir mal değil, ve nakliyesinde problem yoksa o zaman direkt sevki olabilir. Ancak burada e, problem olarak bakılabilecek şey komisyon e, durumudur. Eğer sadece satıyorsanız, sattığınız helal bir şeyse, kandırmıyorsanız, baskı altında cebir mecbur tutmuyorsanız, yalan söylemiyorsanız, ürününüz ayıplı bir şey ve ayıplı ol, ayıbı varsa söylüyorsanız varsa yoksa zaten problem yok. E, faiz muamelesine girmiyorsanız bugün bir verdiğiniz yarın iki almıyorsanız bu takım akti e, yani anlaşmayı e, ortadan kaldıracak herhangi bir sebep yoksa yapılan satış caiz olur. Krem sattınız eğer krem caizse ve usul satış usulleri de caizse krem satmanız caiz olur ama krem yerine krem gibi düşünülen ama ortada krem yokken Para dönüşü sağlıyorsanız, işte bu çiftlik bank, mülklük bank gibi böyle saadet zincirleri tertip ediyor, saadet zincirleri kuruyorsanız e, o esnada yaptığınız alışveriş caiz olmaz. E, veya diyelim ki bazı yörelerde ürünler oluyor. Mesela şeker gibi, fındık gibi. Adam oraya koyuyor 3 çuval fındık fındık tüccarı diyor adam, siz o adama yatırım yapıyorsunuz para veriyorsunuz daha fazla fındık alıyor daha fazla fındık satıyor gibi zannediliyor halbuki öyle bir şey yok adam oraya 3 çuval fındığı koyuyor veya şekeri koyuyor Arpa, buğdayı ne derseniz işte koyuyor siz adama kar zarar ortaklığı yaptığınızı düşünüyorsunuz adam sonra sizden alıyor sizden parayı alıyor diyelim 3000 TL ne kadar yapar 5 çuval fındık yapsın diyelim ben tamamen atıyorum bunları 5 çuval fındık adamın almasına, ticaretine kullanmasına sebep olmuş gibi oluyorsunuz. Ama sonra size geri ödüyor onu. 3000 TL veriyorsunuz. Ortada hiçbir fındık filan yok ortada. Sadece orada göstermelik 3-5 çuval var. Veya pancar, şeker pancarı filan neyse. Sonra size onu 2700 lira olarak geri veriyor. 300 lira alverden dakikasında kaybetmiş oluyorsunuz. Bu çok açık, çok açık haramdır. Bu parayı yiyen haram para yemiş olur. Bu parayı alışverişine mağdur bile olsa işleme tabi tutan faiz işlemi görmüş olur. Faiz işlemi yapan adamın zaruret halleri dediğimiz işte bir takım halleri var. Şimdi birazdan faiz sorusu da vardı hatırladım. Ee, eğer o zaruret halleri yoksa yaptığı işlem kesinlikle kesinlikle haram yemektir. Başka bir şey değil harama vesile olmaktır. Hiçbir durumda e, yapılan iş e, mağduriyet bile çekseniz. Ee, eğer helal değilse helal değildir. Haramsa haramdır o iş yani. Etiketini değiştiremeyiz. Etiket değiştirmeden sadece geçici bir müddet lavalleşmemeye müsaade edecek kadar kalıcı olmayan ve miktarınca sınırlı son derece kısıtlı kontrollü bir takım zaruretlerin mübah kıldığı durumlar var. Sadece oralarda belki hüküm Dediğim gibi bu network satışlarında e, emeksiz zincirler kuruluyorsa bu zincirlerde problem olabilir. Dikkat etmek lazım. Ee, ama ürün ise sadece ürün satıyor ve sattığınız üründen kar elde ediyorsanız sattığınız ürün helal olduğu sürece ve iş, aradaki işlemler de helal olduğu sürece işte mesela ayıbını söylemek gibi, baskı yapmamak gibi, karşının rızasını almak gibi mesela rızasını almadan kargo ile göndermişsiniz ya neyse geldi hadi filan diye böyle bunlar çok şık şeyler değil. Ee, dolayısıyla hani içinize sinecek e, duru bir vicdan içine sindirecek ticareti yapması her zaman için her zaman için İslam hukukunun ticarete bakışındaki ana unsurlardan bir tanesidir. Kağıt üzerinde uydurabilirsiniz kalemine, kağıda uydurabilirsiniz. Ancak içinize silmeyen şeyleri şahsen ben yapmayın derim yani. Evet, yani burada biraz da e, herhalde vicdani bir e, şey bekleniyor. Herkesin kendi vicdanla bunu sorması da lazım. Bu evet. soruyu soran insanların tahmin ediyorum bir iş yaparken de vicdan terazisini kullandıklarını düşünüyorum. Siz tam zaruretten bahsettiniz abi. Hemen devamında da bu soruyla bağlantılı aslında yine dönemsel bir soru aslında bu dönemde işte şartlar çok zor belki insanlar bir ticaret için belki ayakta durabilmek için işte parayla alakalı bir şeyler yapmaları gerekiyor ve daha hı. evvel karşılaşmadıkları bir şeyle karşılaşıyorlar şartlardan dolayı mesela faizli bir şey almaları gerekiyor faizle hı hı. iş yapmaları gerekiyor ee, zaruret dediniz abi faizde bir zaruret söz konusu olabilir mi faizin zarureti var mıdır ee, evet. varsa hani hangi durumda ne zaman nasıl bir aralık az önce dediğiniz şey önemli o aralık ne yani işte bunu normalleştirmeyecek ne kadar, ne kadar yani ne kadar süreyle hem ben süre olarak miktar, hem miktar olarak. evet miktar olarak zaruret söz konusu i̇şte buradaki yani. E, yani temel prensiplerden bir tanesi şu e, bir takım zaruretler e, mübah kılabilir belli şeyleri ama bu mübah kılmak mübahlaştırmak anlamında değil her zaman için kalıcı bir mübahı ilan etmez size zaruret hali şimdi bir defa zaruret oluyor e, ondan sonra onu kullandığı şey e, zaten geçen de kullanmıştım demek ki kullanabiliyormuş olmaz bu dinin hükümlerini e, bir zayıflatmak, lauballeştirmek, lauballeşmek din hükümlerine karşı veya işte dejener etmek anlamında asla gelmez. Bir takım hani çok son derece hayati prensipler var, e, durumlar var bunlar zarar sayılabilir. Mesela yaşam tehdidi, e, namus tehdidi gibi. E, bu, bu, tarz öl, ölüm kalım meselelerinde ancak olabilir. Hani çokça verilen bir misal yani hep bu misalde kaldığı için anlaşılmıyor zaten. Ee, Şimdi yatırım eğer böyle yapmazsam ben bu kadar kalacağım. Yatırım yap, büyüyemeyeceğim. Müslümanlar bu dönemde hiç mi kazanmasın filan diyeceksiniz. Yatırım zarret değildir. Yani zarret yatırma, zaruret değildir. İslama göre. Zaruret derseniz yatırıma. almak zaruret midir? Araba almak zaruret midir abi o zaman? İslama göre zaruret olan barınmaktır. Yani ulaşımda mesela özür sahibisiniz, engellisiniz. Düzeltiyorum. Engellisiniz ee, ve ulaşım imkanınız yok belediye otobüsü şubu falan. Orada zaruret diyebilirsiniz ancak Yoksa normal bir adam yürüyebilir, bisiklete biner, belediye otobüsü olabilir, metroya biner, tramvay'a binebilir, gemiye binebilir, ne der trene binebilir. Bir sürü şey, ayakları var mesela. Yani burada evet araba sana zarurettir filan. Hacet-i Asiye denen bir şey var, asıl ihtiyaç. Bu zarret edinilsin manasında değil. Oradan e, onun bir e, kendisi hakkında zekat verilemeyeceği bir mal olduğunu ifadesinden söyleniyor. Arabam var, arabanın zekatı. Bir tane işte 86 model bir şahinim var, zekat düşer mi hocam? Zaten zekat hesabına ulaşmaz da o öyle bir arabanın nedeni. Ankara'da, Mankara'da değilseniz, <laughs> <laughs> Modifiye etmemişsiniz. Tabii. <laughs> Şimdi öyle bir arabanız var, zekat, Hacı Tahsiye bu. Yani evim var bir tane, zekat düşer mi? Hacı Tahsiye bu. Ama Hacı Tahsiye denilen şeyden dolayı bir infakta, bir teverruhta, ne bileyim Allah için bir sadaka vermemekte e, yasak yoktur isterseniz verebilirsiniz. Bunda problem yok. Ama bir evim var sat onu onun kırkta birini zekat vereceksin. Böyle dermez adam. Arabam var sat onu kırkta birine veya lastiğini çıkar zekat ver. Bu, bu anlamsız olur. Ama diğer şekliyle araba zarar etmiş bir tane araba alana kadar adam bir tane fetva vermişti böyle. Devlet bankalarından alınan faiz değildir dedi kredi. Caizdir dedi. Yani Altından kalk nasıl kalkıyor bilmiyorum ben. Hakikaten bilmiyorum. Koca bir yağışlı başlı fıkıh profesörü. Ben nasıl bir delillendirme yaptı onu çok merak ediyorum işin açığı. Şimdi devlet bankasından bank kredi alıyorum. E faizli kredi. Bir tane araba alıyorum. Niye? Araba zaruretmiş. Hayır kardeşim araba zaruret değil. Ulaşım zarureti olabilir. Onun da araçları olabilir. Ev zarret ev zarret değil. Barınmak zarureti. Barınamıyorsunuz. Sadece ev alarak barınacaksınız. Böyle istisnai bir durum var. O zaman ancak ancak olabilir. Hayati tehlike geçiriyorsunuz. Hani birçok misal olabilir. Sadece niyeyse ev, araba filan gibi böyle yatırım bankadan alınan kredilere falan indirgeniyor bunlar zarret konuları. Daha geniş aslında. Ama açlıktan ölüyorsunuz. Orada bir domuz var. Veya domuz olması şart değil. Leş de yenmez İslam'a göre. Kan da yenmez. Allah'tan başkası adına kesilen de yenmez. Bir put var önünüzde mesela diyelim gittiğiniz aylar öncesi, yıllar öncesine, yüzyıllar öncesine çok da gitmenize gerek yok. Bugün de kurbanlar ediliyor, putlara kurbanlar kesiliyor bugün de. Putlaştırdığımız şeylere kurbanlar kesiliyor. Bunun illa bir e, heykel olmasına gerek yok, yontulmuş olmasına gerek yok. Yontulmamış ne odunlar kesiliyor. Putlaştırılıyor, bir bilseniz. Yani. İlah muamelesi <laughs> görüyor. Tabii kendi nefsi başta olmak üzere insan. yani insan Çok tanrılığa yatkın bir varlık biliyorsunuz. İnsanlığın temel problemlerinden bir tanesi bu. Yani çok tanrı tevhidin bu kadar zor, bu kadar zor. Hatta tevhidin bu kadar İslam'da değerli olmasının sebebi bu. Şimdi bana madem sorulardan oldu cevap veriyorum aslında böyle kısa kısa olunca. Tevhidin en önemli şey olmasının sebebi bu. Çünkü bu insan dediğiniz varlık çok şey boyun eğer. O yüzden bu çok şey boyun eğmeye, kulluk etmeye alışkın, yatkın varlık Allah istese odaklı yaratabilirdi. Yani kodlayabilirdi ama yapmıyor onu. Bu imtihanı da ortadan kaldırırdı. O yüzden la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek bu yüzden bu kadar önemli. Sadece demek değil. Sadece demekle Müslüman olmuyor ama kalınmıyor. Problemimiz bu. yırtık paçayı eşe dönenler dediniz. Camide cuma günleri, pazar günü Eyüp Sultan'da bir şehadet getirdik hocam. Bin kişi beraber filan ingir Ama ne kaldın o önemli. Şehadeti getirdin de ne? getirdin ne kaldı sen? Sen ne kaldın? O Biz kelime-i getirince getirdim. neye şahitlik ediyor, neye söz veriyoruz? Bizden beklenti ne? Allah'ın bir olduğunu tasdik etmiyoruz. Allah kendi kendine, Ali Miran suresinde bir ayet var. Allah kendine şahitler olarak göreceğimiz şeyleri, Allah kendi kendine şahidi. Bu şahitlik deliller sunmak demek Buradaki şahitlik şu. Ya Rabbi sen tamam bir tanesin ve gönderdiğin elçi de tamam senin elçi. Noter misin yani? Noter noterlik yapmıyoruz biz eşe dönenler derken. Ee, bizim orada yaptığımız kendimize aslında kendimize dön, dönüş dönük bir söz verme. Ya Rabbi senden başkasını tanrı olarak ilan etmeyeceğim. Rab olarak senden başkasına durmayacağım ki elçi de gönderdin evet şahidim dediğim zaman şu demek o benim elçim neyi elçilik edecekse ben onu o yönde takip edeceğim demek. Peşinden gideceğim demek. Kendi adımıza verdiğimiz söz bu. Yoksa tamam evet bakalım tamam ya doğru bu yıldızlar kim yaratmış olabilir? Ya, tabii ki sen nokta. Noter tasdiği mühri değil ki bu. Yani maalesef öyle anlıyoruz. Yani öyle anlayınca şehadet getirmesi bu kadar kolay oluyor işte yani sağ zor oldu. Halbuki zor bir şeydir aslında. Şehadet getirmek. Bir de bir silkeleme. Bütün hayatı tabii böyle abi. bir silkeleme, kalı silkelemek gibi bir şeydir yani. Ee, biz öyle iman tazelemeyi, nikah tazelemeyi seviyoruz. Evet. yani. Bunlar güzel, camilerde falan güzel gidiyor böyle. Perşembe geceleri falan. Hadi bir nikah da, hadi bir... Yengenin haberi yok tabi. Taze denen kadınların <laughs> haberi yok. A abiler evde... Süperiz işte. de... bak. Valla harikayız ha filan gibi. Böyle aşırı motivasyon veriyor. Biz var ya... Abi. Ben gitmeyeceğim kimin gidecek ne de demiş. Şey, yani cennete yani, gitmenin garantileri bunlar. Bu faizle alakalı ben bir zaruret sorusu ekleyeyim abi, Seyircilerimizden gelmeyen bir soru. Diyelim ki... Ha barınma zarurettir. Onu söyledim <laughs> Evet. evet. mi? Onu <laughs> bar barınma. Barınma zarureti. Kira ile şey, barınabiliyorsanız o zaruret ortadan kalkar. Yani. E işte harp halindesiniz. Cihat ediyorsunuz. Bunları tırnak içinde söylüyorum. Çünkü bunlar çok yoruma açık şeyler. Herkes kendini işte Allah için savaştığını falan zannediyor falan da. Ee, yani işte bir hak mücadele verdiğinize inanıyorsunuz. Hak için yaşadığınıza inanıyorsunuz ve karşınıza düşmanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Onlara karşı koyabilmek için mesela faizle silah alınır mı? Onları zayıflatmak için ee, yani haram olan şeyler kullanılır mı? Yani ha ya işte nasıl örneklendirebilirim bilmiyorum ama böyle sorayım mesela. Yani biz buna biraz Cüneyt Arkın filmleriyle alışmış adamlarız aslında. Yani Tekfur'un sarayına girip zinanın adresi hesabı yok. Ne oluyor yani zina olmuyor. Müslüman'ın yaptığı fiil zina olmuyor mu orada? Yani karşısındaki kim olur? Tekfur'un kızı veya kız kardeşi. Yani zina olmuyor mu o yaptığı? Bizim hep böyle hikayelerimiz, masallarımız, anlatı dilimiz problemlidir. Bir başkası devreye girdiğinde kahramanımızın karşısındakinin kim olduğuyla problemli hale gelir. Biz kahramanımızı kesin tutarız orada. Burada şimdi o esna son derece önemli. Yani karşının size karşı kullanacağı gücü zayıflatmaktır. Namusunu kirletmek değildir. Veya işte ne bileyim hani bu savaş hukukunda da var İslam'da. Bağını bahçesini talan edemezsiniz gördüğünüz koyununu küt vuramazsınız. Veya köprüsünü yıkamazsınız, çeşmesini tıkayamazsınız yani. Ama Bedir koyulları ne hocam derseniz o savaş esnasında kullanılan bir araç olur. Sadece oraya toplarsınız onu. O savaşın bir usulü olur artık. Ama gidip memleketini yağmalayamazsınız. Çoluğun çocuğunun başı okullarını yıkamazsınız. Hastanelerin yaşlılarına, kadınlarına, çocuklarına kılına dokunamazsınız. Saçını çekemezsiniz bir tanesini. ne oğlun bize kurşun çıktı kütle yapamazsınız. Şimdi alıyorum hani biz daha önce Aysel Tuğlu'nun annesinin mezarı muhabbeti vardı hatırlarsanız geçen evet, sene. Evet. Hı hı. Şimdi bir Müslüman kızı ne olursa olsun bakın ben ne olursa olsun diyorum. Yani ben de kendime aynı koyarak söylüyorum. Babam annem de olsa Aysel Tuğlu'nun annesi babası da olsa. Burada Aysel Tuğluk yok orada. Önemli değil o. Annesi babası annesi ölmüş ve mezardan çıkartıyor insanlar. Sonra İçişleri Bakanı gidip karakolda sırıta sırıta pişmiş kelle gibi poz veriyor. Burada insan din yok ki insanlık, İnsanlık yok ki din olsun. İnsanlık Burada, bir şey yok ki üzerine dini bir şey. Söyleyeyim. Şunu da ekleyelim abi, yani Aysel Tuğluk'tan da öte, o ölmüş kişinin kim olduğu da önemli değil. Öldüğü kim olduğu da önemli. itibaren. O değil ki, o bildiğin beden yani, bildiğin beden, başka bir ceset o yani. Yani saygı duymadığın adamın mezarına gidip yapamazsın. Şimdi ben kendime söz verdim falanca falanca şöyle olursa gidip mezarına şöyle yapacağım. Yapamazsın. Bir Müslüman yapamaz. Mezarına tüküreceğim. Bir Müslüman mezara tükürmez kardeşim. Dünyanın en büyük İslam düşmanı A şahsıdır diyelim. Onun mezarının başına tüküremez mezarına. Şimdi bu böyle ama gidip ötekinin en çok sevdiğin adam mezarının karşısında da maymuna da dönemez. Bu da var. Burada mezar kutsayıcı bir din yok karşımızda. Sizi ayakta tut. İnsan kalmayı. insan tüküremez de eğilemez de kardeşim. Bunu söylüyor. Sen ayakta insan tutuyor din. Asıl problemimiz bu. Burayla ilgilenmeyince ötekinin öfkesini tatmin etmek zorunda kalıyorsunuz. Ötekinin hayranlığını tatmin etmek zorunda. He ya o var ya amma mübarek bir adamdı. Irak'ta bir türbe var hatırlarsanız. Videosu çok meşhur. Köpek gibi gidiyorlar. buluyorlar evet, Uluyorlar. Evet. Evet, İnsanlar, evet. Insan, o bir, yani köpeklerden yani canlı olarak köpek değil, o bildiğin köpek oluyor işte. Allah seni insan tutmaya çalışıyor, eğilme benim benden başkasının karşısında eğilme diyor, sen gidip köpeklik yapıyorsun. Türbe ama o çok muhteşem bir zat filan. Ya belki de o zat hayatta olsa belki onu istemeyecek yani. Yani muhtemelen isteyebilir mi onu da bilmiyorum ama insanın hoşuna da gidebilir böyle durumlar. Eğer o koltuğa oturduysanız yani insanların size karşı gösterdiği hürmeti engelleme konusunda problem yaşarsınız. Biz bazen diyoruz ya bu adama falanca adama şu adama bu adama. Çok aşırı raflar ediliyor. Niye bir gün sus demiyor? Oo, acayip bir sarhoşluk verici bir şey o. Yani eter hiç koklamış gibi oluyorsunuz herhalde oralarda. Ben bilmiyorum. Çok tatmadığım bir duygu benim. Allah tattırmasın. <laughs> yani mütevazi kimsenin haberi olmadan sağda solda bir yerde ölür gidersek işte hayat bu yani. Yoksa öyle bir şey değil yani. Ee, orada eter koklamış gibisiniz herhalde. Hiç serseme dönüyor insan. Demek ki engelleyemiyor. Bir gün insan demez mi ya bu karşımdakiler insan. Müridim şu bu ta tabi olanım şu bu. Neyse yani. Ya bunlar böyle heykel taş değil ki bunlar kımıldamadan oturduklarından memnun oluyorum. Ya kardeşim damarların şey olmuştu. Bir rahat oturun ya. Kalkın rahat oturun. Yani rahat rahat yemek yiyebilirsiniz. Ben sizinle yemek yerim filan beraber yani falan diye. Bir şimdi gün o geçenlerde anlattığınız peygamberimizin örneği vardı ya abi hani arkadaşları ya arkamdan yürümeyin bana ağır geliyor böyle. Yani ya, bu o kadar, kadar heyecanlı. O kadar şimdi. o kadar ince, o kadar zarif, o kadar insani bir şey şimdi ben size anlattıktan sonra onun üzerine düşündüm. Yani normal olmak neden bu kadar zor? Yani nor normal küçüldüğünü düşünüyor. Zorluğu oradan. Yani Niye sen küçülsün normal? Evet, olmak. Tam aksine, tam aksine gözümüzde büyüyor, kıymetleniyor, daha değerli hale geliyor. Yani evet. hak ettiği Kendimden de, bilirim ya. Yani o kadar kıymetli bir şey ki ama dediğiniz gibi e, yani eterden daha tehlikeli bir gaz var abi. O, o gaz evet. var ya o yani alkış ilginin böyle bir şey var e, getirdiği şey yani çok çok ilginç. Neyse biz... Bu sanatçılardakinden fazladır bu arada. Tabii Başka mi? kim? Hangi, hiçbir meslekte yok bu. Abi, abi, yani bir de dokunulmazlık var. Sanatın, bir de ailet tarafı var. Etekiler sanatın ne var abi? Bir de bunda de yani, var. Sanatın e, otomatik istediği bir şey var. Yani e, o alkış gelecek ki, o ritim tutulacak ki filan. Böyle bir sanatla e, sanatın bir zarureti gibi bir durum var orada. Yani onu yapman yani. lazım. Ama mesela yani e, tamamen e, tevazu ile ilerlenmesi gereken bir iş var bir hayat var ama orada acayip bir tam tersi sanki sanatçı gibi az solist gibi takılmalar böyle hani rakçılar filan seyircinin üzerine attar ya kendini böyle ellerine dokunarak falan geçerler ona dönüyor mevzu bir yerden sonra ya bir, bir, bu gösterişli taraf bir de tevazu kılıfında yapılanı var bunların Tabii. en güzeli yani de o en, en, en güzeli ve en çaktırmadan en çaktırmadan yani. da o, yani. o daha fazla ilgi topluyor evet Şimdi başka bir zaruret sorusu daha var abi. Bu, bu bu soru şey sevgili izleyenler. işte hicret ettiğimiz ülkede diyor maddi sorunlar yaşıyoruz diyor izleyicimiz artık soran kimse. Şehir içi diyor ulaşımda bilet almasak olur mu diye bir soru sormuş. İzin aldığım sorulardan bir tanesi bu. Şöyle yani orada bizim gibi olan insanların onaylandığı sürece ücretsiz binebildiğini biliyoruz ama biz henüz onaylanmış falan değiliz. yani veya işte biz zaten mecburuz buna filan gibi söyleyenler de var. Ne yapmamızı istiyorsunuz falan gibi. tekrar en başta söylüyorum. Ben kendi hayatım böyle yaşıyorum. Yani ben dikkatli etmeye çalışıyorum. O yüzden bazı şeylerim çok keskin gibi olabilir. Daha yumuşak fetvalar bulunabilir. Ben fetva vermiyorum zaten. Soruları konuşuyoruz şu anda. Benim öyle bir şeyim yok, yetkim yok ama konuşuyoruz. Bir Müslüman, ilahiyat mezunu, ilahçı dindar bir lise olarak konuşuyorum. Sadece bu. Ee, içinize sinmiyorsa yapmayın derim yani. Oradaki bir bilet parası sizi daha önceki yaşadığınız hayatta çeliştirmesin derim yani. Benim en başta ve en sonunda söyleyeceğim şey bu. Ama arada söyleyeceğim. Ee, yani onaylatılana kadar bekletilebilir. Bu erdemleri dışarıda insanlar inanmadığı halde göster gösterdiğini gördüğümüzde biz onlara hayranlık duyuyoruz. ...bu takım erdemleri gösterebiliriz... ...sorun yok yani... ...yani bizi... E, ...onu iyi niyetle yaptığımız için... ...her zaman söylediğim bir şey... ...kendi hayatımın e, hani motto kelimesi... ...çok klişe bir kelime ama... ...bizi günahsızlık değil yani... ...günah karşı dikkat kurtaracak eminim... ...ben buna inanıyorum ben Hakan Zafer olarak... ...inandığım şey bu hayatımda... günah var... ...günah işleme potansiyelim var... ...çok günah önüme gelebilir ömrümün kalan kısmında bilemiyorum hep dua ediyorum. Bunu ben etmiyorum. Bu peygamber duası da. Bu her Müslüman etmesi gereken bir şey. Fazileti olarak söylemiyorum. Son derece standart bir şey bu. Allah'ım kaydırmayan kaydırmayan bu. Yani bunu her zaman aklımdaki şey bu. Her zaman karşılaştığım, yeni karşılaştığım durumlar, insanlar, imkanlar hep bunlarla tartıyorum. Hep bunlarla. Ee, burada dikkatler kurtaracak. Ya Rabbi ben aslında bu bileti atmadan kimse bana hesapta sormaz. 50 euro, 80 euro, 50 dolar, 100 dolar falan kimse cezada kesmez kontrolörler. Ama bunu e, ilkeli davranmak istiyorum. Takva olsun. Dikkat takva derken hani, o takva e, bizim değil, o lüksmüş gibi değil. Her Müslüman zaten olması gereken halidir. Dikkat hali. Ben bunu senin dikkatin için yapıyorum. Dediğimiz zaman ben bunun bereketi olduğunu düşünüyorum. Aylık 300 euro ile geçinen, 300 dolarla 300 TL ile geçinen insanların o 300 TL ile daha az darlık çekeceğini düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Ama başında ve sonunda söyleyeceğim, daha önceki hayatımızda bizi çeliştirmeyecek bir vicdan rahatlığı içerisinde hayat yaşamak durumundayız. Bir bilet parasını bunu feda etmeyin derim yani. Derim. Tabii şu da var Hakan abi, belki bizi izleyen lerin büyük bir kısmı Türkiye'den yani büyük bir kısmı %50'den Hı -hı. fazlası Türkiye'den en azından bunu söyleyebilirim. Evet. Ee, mesela Avrupa ülkelerindeki sistemi tam bilmiyor olabilirler Avrupa'da benim yaşadığım evet, ülkede evet, doğru siz, bu, bu Avrupa ülkelerinden bir tanesi. Bu Avrupa sizin yaşadığınız ülkede ya da birçok ülkede sosyal devlet anlayışı çok güçlü şekilde çalışıyor. Evet. Ee, dolayısıyla sisteme kayıtlıysanız e, ve oturum hakkı kazandıysanız birçok şeyi devlet e, ciddi oranda karşılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kendi vatandaşlarına nasıl davranıyorsunuz? Evet. Sesi, yani öyle? sizin namerde muhtaç etmiyor Çok yani merde de evet. muhtaç etmiyor yani hakikaten böyle üstelik bir şahsa da bir şey borcu yaşamıyorsunuz hani diyelim ki bir, bir ülkeye gittiniz sizin orada kayınçonuz var ya sıkma canını ben sana yardım ederim dedi aylık size bin euro para veriyor müthiş bir şey altında kalırsınız ne derler minnet altında kalırsınız, Hı. insan ezilir. Ama burada karşınıza bir şahıs yok, devlet diye hani bir şahsı manevi var. E, o bütün vatandaşlara, sizin gibi aynı durumda olan herkese aynı miktarda yardım yapıyor. Burada mesela önemli olan şu, e, inançlı insanların yani e, inancıyla beraber yaşamak isteyen insanların dikkat etmesi gereken bu beni de ilgilendiriyor, sizi de ilgilendiriyor, hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Ekstra bir kazancı varsa. 50 lira, 100 lira bir yerden geliyorsa zaten bir üst limit var. İşte e, aylık 160 euroya kadar ekstra para kazanabilirsiniz. Kazanmaktan kastım şu. Babanız da verebilir. Biri de gönderebilir. E, i̇şte ufak tefek bir iş yapıp da 160 euro... Ama onun üzerinde bizim bulunduğumuz yer için söylüyorum. Onun üzerinde kazandığınız 1 euro, 2 euro, 5 euro, 1000 euro... ...sizin e, işte gelirini size verdikleri şeyden kesiyorlar bunu. Böyle bir sistem var. E, ve... Gayet makul, gayet mantıklı. Çünkü bu sistem oldukça adaletli, son derece adaletli bir şekilde dağıtılıyor. Siz gayret gösterdiğiniz sürece e, iş bulmanız, e, bir yerde çalışabilmeniz, eğitim alabilmeniz, bir işin eğitimini alabilmeniz için e, her türlü desteği sağlıyorlar. Ben de hani e, bu, bunu açıklamalıyım diye düşündüm. Patron hesabından da yazdım onu. Ben hem Patreon'dan gelen e, program... Mı yaptığımız programcılığı, yayıncılığı destekleyenler için hem de işte YouTube'dan doğal olarak gelen bir reklam geliri var. Bunlar çok büyük paralar değil ama e, ben bunları zaten e, bağlanıp bulunduğumuz kuruma bildirmiştim. Yani ekstra kazançlarım var diye. Onlar da bunu tanzim ediyorlar. Sonra diyorlar ki yaptığınız yayıncılık için harcadığınız paraları bize bildirin. Biz onları kesmeyelim sizden diyorlar. Çünkü bu sizin işte ihtiyacınız almanız lazım filan. Ne kadar dürüstseniz, ne kadar olduğunuz gibi davranıyorsanız, şeffaf davranıyorsanız, o kadar nasıl derler? Pozitif destek görüyorsunuz bir yandan da bu var açık söylemek gerekirse ee, ama önemli şey şu dediğiniz vicdani olarak bizi yani vicdanımızı diri tutmamız lazım canlı tutmamız lazım yani. Burada bir e soru aklıma geldi ee, yani de, 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 bana daha önce cevapladım ama kendisine cevapladım ama burada ortak cevaplamış olayım cevabı ya, yazdım birkaç ay önceydi yani bu, böyle birisi geldi diyelim bir yere eee. Orada hani ben bu dediğiniz imkanlardan, devlet imkanlarından, işte geldiğim ülkenin insanların imkanlarından yararlanma konusunda vicdan azabı çekiyorum falan gibi. Bence bu da yersiz bir vicdan azabı olur. Helal aram dikkat eden bir insan için söylüyorum bunu. Herkes için değil. Yani ganimet bilen, darül harp bir her şeyi mübahlaştıran, her edinmeyi, vermeyi, kaybetmeyi değil, edinmeyi. E, mübahlaştıran tipler için söylemiyorum. O e, cin fikirlerle işim yok. İşin için söyleyeyim. Ama e, burada bir insanın yetişmesi kolay olmuyor. Bu konuda bir yazı yazmayı düşünüyordum. Veri toplamada zorlandım. Vazgeçtim sonra. Ama dinleyenlerden bu konuda veri sunabilecekler. Bir, okuduğum bir şey şöyle arayabilir diyenler olursa tekrar gözden geçireceğim. Bir insan maliyeti yani sigortacılar bakıyor ama insan değeri olmaz. Yani bu konuda hani e, para biçmek konusunda söylemiyorum. Hani yıllar önce hatırlıyorum bir oyuncunun e, oyuncunun ismini hatırlayamıyorum futbolla alakam olmadığı için papa bir oyuncunun e, transfer parasına itiraz etmişti e, hmm. o zaman e, hatırlayamadım hangi papaydı bilmiyorum Alman veya işte İtalyan olan olabilir İtalyan olan da hatırlıyorum e, eski bir mesele yani Gerald Bey mi en fazla şeydi bir ara Evet Gerrit Bale bir ara en fazla oydu fa bugüne kadar verilmiş en fazla bonservis ücreti falan parayı ona verdiler futbolcu hı hı. olarak. Tekrar söylüyorum ya bir futbolla bir şeyim yok da o yüzden da yanlış olabilir. Olabilir bilmiyorum yani. Ama Papa e, itiraz <laughs> etti. bir insanın bedeli bu kadar yüksek olamaz dedi yani. Yani bir insana bu kadar bedel olarak para verilmez. Yani değeri şahsi ma manasında demiyorum. Yaptığının karşılığına bu kadar karşılığıyla yaptığı al alakası e oranlandığında, bakıldığında bu kadar yüksek para verilemez. Yani orantısız. Oransız yani. çok orantısız Yani yani bu, bununla bu olmaz yani. Eğer bu kriteriniz buysa çünkü başka şeyler e çıkar ortaya. ötekine ne diyeceksiniz? Beriki alandaki çalışan ne diyeceksiniz? Her insanın bir yetişme bedeli oluyor devletlere karşı. Bu konuda istatistikler var ama tekrar söylüyorum ulaşamadım. Bir 40 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş bir adamı, bir öğretmeni, bir askeri, bir polisi, bir hakimi, savcıyı, avukatı veya marangozu ne derseniz hiç farkı berberi yetiştirmek kolay bir şey değil. Suça karışmamış bir bireyin devlete maliyeti ayrı hesaplanıyor. Mesela eğer suça karışsaydı şu kadar maliyeti olacak. Askerlik yapmış, süresi, devlete olan maliyeti, devlete katkısı... Bunlar ayrı hesaplanıyor. Vergi vermiş, emekli olamamış, orayı terk etmiş mesela bir ülkenin. Sonra bir ülkeye bir bir hizmette bulunmuş ve bulunduğu hizmetin karşılığı olarak bir para almamış ve aldığını da orada bırakmış, gelmiş bir tatil valiziyle ancak çıkabilmiş. Çoğu onunla da değil. Canlı kurtardıysa Allah'a yatıp kalkıp dua etmiş. Çoğu da canlı bırakmış, gitmiş orada. Yani geride çocuğunu bırakmış veya Giderken esnada e, kucağında ölü çocuklarıyla, ölü kocasıyla, ölü eşiyle, hanımıyla ancak bir yerde nefes alabilmiş. Şimdi bunların e, geride bıraktıkları da orada kalmış. Maliyet hesabı yapsanız bile, bunu yapsanız. Bir 50 yaşında, 40 yaşında, 30 yaşında, 20 yaşında yetişmiş bir bireyin, bugün beyin göçü konuşuluyor Türkiye'de çokça. Teşvikler meşvikler herhalde seçim öncesi diyor. Seçimden sonra kimsenin umurunda olacağını zannetmiyorum. E, çünkü e, okuyanla problemi var ülkenin koca ülkenin halkının da de okuyanla problemi var düşünenle problemi var bu benim kanaatim bu e, kötülemiyorum de, bu sadece görüntü bu teşhis bu e, bu okumuş bireyin kendini yetiştirmiş bireyin suç işlememiş bireyin faydalı olmuş bireyin toplumlara bir maliyeti var hem kendisine hak ettiği hem de onun yetiştirmesine dair şimdi yetişmiş bir şey e, diyelim mesela bir yemeğin maliyeti var size e, şu kadara mal oldu ama sizin önünüze geliyor bu misafirsiniz hiç para vermeden o yemeğin sahibi olmuş oluyorsunuz halbuki o yemeği yapsanız daha fazla diyelim mesela elinde kalem var bunu yapabilmek için bir ton makine lazım bir ton araç lazım bir ton aşama lazım süre lazım ama ben bir anda bunun sahibi oluyorum her kalem isteyen kalem fabrikası açsın diyemezsiniz Dolayısıyla hazırın maliyetini düşündüğünüzde geride o fabrikayı da düşün. Fabrika masrafları. Bugüne kadar bütün şeylerini eklemeniz lazım. Yani diyelim ki siz bir sanatçı olarak bir ülkeye gittiniz. Bir sanatçının o ülke tarafından yetiştirilme maliyetiyle hazır gelmiş bir adamı düşündüğünüzde aslında toplumlar bunları ister ki istiyorlar zaten. Kendileri davet ediyorlar. bir takım imkanlar sunuyorlar. Ve herhangi bir suç, bir başkasını rahatsız etme, veya uyumla alakalı problemler falan yaşamıyorsunuz. Aksine, aksine o yaşadığınız ülkede verim sağlama, katkı sağlama hedefiniz, idealiniz varsa bu ne derler hani bal kaymak falan gibi böyle şeyler söylenir tabii, ya. Tabii. Ya yani böyle bir nimettir aslında ülkeler için. Kim istemez bunu? Böyle göçmeni kim istemez? Böyle taşınan emigrasyonu kim istemez yani? Bu, bu durum bu. Yani çok da vicdan azabı çekmeye gerek yok ya. Olduğunuz ülkeye fayda düşünüyorsanız, zarar vermiyorsanız, suça karışmıyorsanız, uyum konusunda problemleriniz yoksa, i, yani insani standartlarda hiçbir sorun yaşamıyorsanız, sorun yok. Onların zaten istediği şeyler bunlar. Kendileri ediyorlar ve bu e, seyahat etme hakkının bir getirisi aslında. Bu özgürlüğü din kendi güvenini sağlama konusunda da İslam eğer İslami açısından düşünüyorsanız bir yerden bir yere seyahat etmeyi sadece hicret maksadıyla ulvi veya zorunlu nedenlerden kaynakta değil bir yerden bir yere keyfi olarak da seyahat etmeyi din kendisinin hedeflediği noktalara ulaşılmış olarak görme, gördüğü parametreler olarak görüyor. Çokça ben söylüyorum hani ee, çok söylediğim için klişe olsun istemem ee, ama hatırlarsanız Allah Resulü'ne birisi geliyor Kabe'nin yanındayken. Bin, evet. Ne güne kadar ya Resulullah diyor. Bu kadar zulüm, bu kadar işkence ne güne kadar devam edecek falan diyor. Çok böyle, böyle bu süreçlerden sonra insan aklına gelebilecek bir sorudur. Bir sahabe peygambere gidiyor soruyor. O da e, Allah'ın yardımına yakın olacağını söylüyor ama o yardımın geldiği zamandan sonraki şey önemli. Bu konuştuğumuzla alakalı. O gün diyor Arap Yarımadası'nın bir yerinden bir yerine kadar hatta Adramev'de kadar yukarı yaklaşık 809 kilometre filan demek bu. Bir kadın devesinin sırtında tek başına seyahat edebilecek diyor. Şimdi o gün bir kadın için bu mümkün değil. O gün değil. Bugün de değil ha bakmayın ya. Yani. bugün de değil. Daha geçen haftalarda Pakistan'dan bir e, yardım gönüllüsü bir NGO'dan bir bayan oldu gittiği ülkede Müslüman ülkede ee, çocuklara galiba çocuklara yetimhanede falan yardım etmek maksadıyla ülkesinden gidiyor oraya. Orada tecavüz ediliyor 8 kişi tarafından. Ee, tecavüze uğruyor sonra öldürüyorlar kızcağızı. Şimdi bugün de mümkün değil ki. Bugün de değil. Dünyayı bisikletle dolaşıyor adam. Gidiyor bir e, ülkede Küüt diye adama çarpıyorlar. Veya işte başına bir geleceğin ne olduğunu bilemezsiniz. Yani İstanbul'un göbeğinde bile o saatte de gezmeseydi falan diyor sonra utanmazlar. Ee, kızın giydiği kıyafete kafayı takıyor. O da onu giymeseydi. Başına geldiği normal göstermeye çalışıyor. Bunun dinle, imanla ne? konuşulacak hiçbir şey yok. Bunun insaniyet problemi var. Dolayısıyla Müslümanlar böyle konuşuyor. Dindarlar böyle. ne alakası var? Bir adam insan değilse dindar mindar olamaz kardeşim. İnsan insani özellikleri yoksa Müslümandan bahsetemezsiniz. Şahadet yap. bana ne canım? Allah verecek imanın ben, hesabını. Beni ilgilendirmez ki. Ben davranış bir kıza giydiği kıyafetinden dolayı tecavüz edip öldürmeyi haklı görüyorsa bir adam ben bunun dini imanlı umurumda değil. Bana ne? Umurumda değil. Benim için kıymeti sorun. Ben yani 10 cent sent vermem ona. bu adama. Yani ama Müslüman şahadet getiriyor bak filan de. Beni zerre ilgilendirmez. Zerre ilgilendirmez. İmanının kıymeti ne olacak hocam? Hep la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kurtulur filan. O Allah'a bakıyor. Onu orada tartacak. O benim gibi terazisi öfkelerine, heyecanlarına, sevgilerine yenik düşmeyecek Allah. O müthiş terazisiyle onu tartacak. Bakalım ne çıkacak bilemiyoruz. Sadece onun değil bizim için de sürprizlerle dolu bir terazi o. O yırttık paçayı falan öyle bir şey yok. Böyle sırat köprüsü düzmeceleriyle işte e, ilahileriyle böyle inşallah sizi şöyle şunlar geçirecek bunlar geçirecek. Aidiyetlerin mutlulukların verdiği böyle eşantiyonlar orada geçerli değil. İnanılmaz şok edici bir terazi var orada. Bizim hayallerimizde olacak iş değil o. Şimdi burada bir kadının bugün de seyahat etmesi yani düşünsenize bu ülkenin şimdi e, şimdi Gökçeada'dan biniyor. Iğdır'dan tek başına. Gece gündüz yani gece gündüz. Tek başına binek. Otobüs uçak filan bunlar çok güvenli. Bir devenin sırtında. Bir bisiklet seyahati yaptığını düşünün. Yani bu, bunu söylüyorum. Yani bırakın Türkiye'de hani Pakistan'da bir taraftan, bir taraftan Afganistan sınırından girip Hindistan sınırından bisikletle e, bir tane kadın Müslümanla başörtülü olması falan öyle bir şey demiyorlar Allah'a söylüyor. Yani giydiği kıyafeti tamamen serbest düşünerek söylüyorum. Bisikletine binecek ve e, bir taraftan sağa çıkacak. Yani buna ne var ki hocam filan diyecek. Yani diyebilirsiniz inanabilirsiniz buna sorun yok yani biliyorsunuz. E, ama Allah Resulü bunlar parantezde yapıyor önemli değil subjektif yorumlarım ama önemli olan şu kadının tek başına seyahat özgürlüğü kısıtlanmaksızın veya başına hiçbir iş gelmeksizin hiçbir iş sadece can iffet değil hiçbir iş gelmeksizin seyahat rahat seyahat edebilmesini güven manasında söylüyor. Kadın erkek ne farkı var? Erkek içinden şey geçerli ne farkı var yani erkek içinden şey geçerli İslam'ın hedeflediği güven ortamının olduğunu göstermek için söylüyor Allah Resulü. Bu bir mihenk taşı yani bu bir Bu mihen taşı yani. E... Buna bakarak anlayabiliyoruz. Yani... Tabii buna bakar. Diyorum ya bir ülkenin Müslüman ülkesi mi olup olmadığını veya bir ülkenin güvenli mi olup olmadığını. Müslüman değilse de emin güvenli olup, belde. olup olmadığını. Yani emin, emin belde, belde diye tabii. bahsedilen şey. Hani Bunun Mimarsinan... Adı medine zaten. Adı e... medine. Medeniyetin medeniyetin e... ölçüsü bu. Yani şeyin e, mimar Sinan'ın camilerinde o meşhur silindir taşlar var ya kapıda iki tane oluyor. Dönüyor o taşlar denir ki o taşlar bir gün dönmeyi bırakırsa artık binanın sütunlarının evet. o, işte taşıyamadığı anlamına gelir diye. Aslında yani bir ülkenin, bir memleketin güvenilir İslam kelimesinin tam anlamı olan şey selamet, güven anlamı taşıyıp taşımadığını tespit etmenin yolu da bundan geçiyor. Yani bir kadın bırakın ülkenin bir ucundan diğer ucuna tek başına normal şehir içinde bile şehrin bazı mahallelerinde, bazı sokaklarında bile gezemiyorsa yani Öyle başörtülü çok... Türlü teğmen fotoğraf çekerek garip. elhamdülillah. Elhamdülillah. Hulusi Akarcı sabah namazına ne ya söylemiyordum da, neyse. şimdi siyasi bir karakter olduğu için söylemiş oldum. Ee, sabah namazına gidiyor elhamdülillah Allah bu günlerde gösterdi ya işte canımı alsa daha gam yemem filan. Yürü git öyle öyle şovlarla. Öyle bir gam İ yersin ki. Yani. Olmuyor. Ha, yani o gamı sana orada hassas terazide görürsün yani. Evet, evet, yani evet. öyle olmuyor işler yani. Çok şükür. Ama bir hocadan, imamlardan daha güzel Kur'an okuyor. Kim? Falanca işte. Ben böyle bir adamı hatırlıyorum. Yani bir yere gittik hocam diyor. Yani bana ülkenin ne kadar Müslüman olduğunu anlatmak için. E, rektör diyor. Öne durmuş diyor. Üniversitenin rektörü. E, arkada da vali var diyor. Cemaatinde vali diyor. Ne var? Ne var yani? Bunun, bunun bana bir artı tarafını söyleyebilir misin? Ne var yani bunda? Tamam. Yani, tamam, işte, işler tamam oldu. İşte terazilerimiz çok yanlış tutuyoruz abi. Çok yanlış evet. şeyleri terazi kabul ediyoruz. Yani e, bir kadının güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi edebilmesiyken terazi biz işte bir e, siyasi figürün e, tamam, e, tamam. namaz kılışını terazi olarak tutuyoruz. Kur'an okuyuşunu terazi ya, neyse. O rektör kaç araştırma görevlisinin hakkını yedi? Kaç telefonla puanları daha yetmesine rağmen 30. sıradan 1. sıraya kaç tane tanıdığının kızını oğlunu aldı? Bana bunu söyle kardeşim. Yani ben de namaz kılıyorum ne var ki? Namaz zaten her böyle vay be namaz kılıyor adam ha filan. Ne var ya? Ne var yani? Ne var yani? Bütün Müslümanların zaten Allah farz boynuna farz kılması farz. Ne var ki? Vali ama filan rektör. Ama. Ne insan değil mi? Vali rektör dediğin ne yani? <laughs> Senin atadığın insanlar. Allah onu adama bak ya. Kılmasa peygamber kılmaz kardeşim namazı. En çok okuluyor ama. <laughs> Yani belki bir namaz valinin bir şey değil ki. Bir namaz kılışı ne zaman anlamlı olur? Camide namaz kılan adamın vali olduğunu bilmezsen. Tabii. Yani oradakilerden birisi. Herhangi birisi yok, olarak. Yok işlerin arasında namazı ihmal etmemişse o zaman anlamlı evet, olur. Evet. Evet yani... Kimin için onun için. Namazı kötülüklerden alıkoyuyorsa bütün insanlar için anlamlı olur. Yoksa namazı bir şey değil der mi? Namaz, namaz ben dindarlığın temeli olarak görüyorum namazı. Ben benim için e, tahmin edilenden daha fazla düşünülenden, hissedilenden daha fazla bir etkisi var namazın. Ama orada vay be elhamdülillah olduk işte tamam geldik, finish. Sonra birbirimizi yiyelim ondan sonra ki ortada da bu oldu işte, bu oluyor. Sonraki işin birbirini yemek olur yani. E, evet. ideal, bu ideal değil ki. İdeal Müslüman ölmektir. Allah'ın razı olmasıdır. Bunu evet. idare etmezsen işte böyle oluyor maalesef yani. Evet, bir Ama sorumuz o daha var namazı, abi. Torpille, torpille imza atıyor mu? Rüşvete imza atıyor mu? Orada İşe yarar. Şey Yapıyorum. gibi abi. Ben, bana ne? Bir peygamber övdü. Kulağımıza küpe olması lazımdı ama biz ne yazık ki dediğim gibi yanlış şeyleri terazi tutuyoruz. Adam şöyle mübarek, şöyle mübarek, harika namaz kılıyor şu falan. Parayla ilişkisi nasıl? Ticareti nasıl? Parayı görünce bozuluyor mu? Namazın etkisi nasıl? Namazın, namazı nasıl? ticarete ne kadar etki ediyor? Yani bu adam koltuk görünce, alkış duyunca, birazcık ilgiyle karşılaşınca ne yapıyor neye dönüşüyor yani hepimiz için geçerli bu hepim yoksa e, ben e, diyorum ya bunun esprisini çok yapıyorum. Ramazan programı yaparken filan sonra beni görüyorlar. Komedi oyununda oynarken, tiyatroda filan oynarken görüyorlar. Ya Ramazan'da iyi. Ne... Ramazan'da siz de iyiydiniz yani oruç tutarken, namaz kılarken herkes iyi. <laughs> Yani dışarı çıkınca doğru. şimdi ne oluyor? kötü değilim canım. yani. Yo, o gün şimdi... iyiyim de bugün kötü mü? Hala kötü bir şey yapmıyorum. Kötülüğe hizmet etmiyorum. Yani Allah da öyle bir şey izin vermesin. Yani adım attırmasın. Öyle bir şey olmasın. Dediğiniz gibi bir kenarda köşede iyi bir adam olarak iyi bir insan olarak ölüp gidelim valla. unutulup gidelim. Başka hiçbir derdim yok ama Keçi Emre'nin kaşı var ya şöyle. Evet, evet. Hiç inmiyor yani. Hiç kaşa inmesin yani adam. Ya bir gülsün adam ya bırak da bir giyinsin. yani. hiç cemre oynayacak değil. Ya adam kaşa insin, bırak da bir insin ama yani. Ama şey işte abi camide namaz <laughs> kılarken yok işte e, dini ortamlarda herkes çok mübarek adamlar gibi görünebilir. Ee, yani Bu var ya bu problem ben yani benim dindarlık algımda bu problem. Bu ikili insan kaldıramaz. Orada acayip süper ama buraya geliyor onunla hiç alakası yok. Böyle olur mu? Ya ben bir şey Birbirine uyumlu olması lazım. Hakkın ya o abi... fazla ya bu az. Bir şey öğrendim, bilmiyorum siz bunu biliyor musunuz? Ee, bir tane hoca, televizyonun popüler hocalarından birisi. Ee, şimdi hatta elimde telefon, yazıp bir de teyit alacağım. Yani yazdığım, söyleyeceğim şey <laughs> çok ilginç. Hani şey vardır ya, e, sahne ismi vardır bazı sanatçıların. İşte İbrahim Aynen. Tatlı sestir Yani hani tatlıdır soyadı ama tatlı ses yapılmıştır. İşte e, Mahsun Kırmızıgül'ün e, gerçekten soy ismi e, şey değildir. E, Kırmızıgül değil değildir değil. falan. Sezen Aksu vesaire. Şey meşhur ya. En meşhur şey Tarkın Evet. <laughs> e, şimdi şöyle e, hocamızın adı ne Necmettin Nur Saçan. He. Evet. Kendisi büyük hoca ilahiyatçı sohbetler veriyor. Sahne ismiymiş demeyin. Kayseri evet. eski misiniz o ya? Evet. evet. Soyadı sonradan abi ciddi mi? E tabii şimdi din adamı olacaksa nur saçan şimdi <laughs> mesela Hakan Zafer bundan din ilahiyatçı çıkmaz. Hakan Zafer baktın ya, popçu hiç gibi Hiçbir şey çıkmaz. Ne Hakan ne Zafer. <laughs> Yok Hakan Hiçbir Zafer Hani Hakan Zafer, Hakan Peker gibi popçu olur ama ilahiyatçı olmaz ama mesela Hakan nur saçan olsaydı abi almıştınız, yürümüştünüz. Mesela. Seyidoğlu. Mesela Seyid. Seyidoğlu. Seyid, yani ne bileyim hani böyle bir şey olabilirdi. Ee... <gülüyor> <gülüyor> hani... Hakikaten bilmiyordum ben onu. Ben de dün öğrendim. Ee... Yani. yani güzel böyle bir isim. Tiyatro hani... kursuna gidenleri biliyordum bu Ramazan hocalarından ama <laughs> isim değiştirir, sahne, yani... yani. ya sahne ismi kullananı bilmiyorduk yani. Sahne i̇şte... ismi. Bayağı bildiğiniz show business olmuş. <laughs> yani... İşte Hakan Helal olsun. ilmi derin. Hakan ya dediğim böyle. İşte Hakan nur penceresi. Hani böyle şeyler olsaydı abi olurdu. Olurdu. <laughs> yani dolayısıyla hani böyle dindar görünmek, mübarek görünmek öyle çok zor şey değil vallahi. Birazcık fondöten sürüyorsunuz. Nur yüzlü oluyorsunuz. Böyle açık. Açık ton fondöten sürünce herkes nur yüzlü olabilir. Garanti. Tabii yani çok olsun. kolay. Işığı arttırdım mı? Tamam tabii yani. tabii. yani şuraya iki tane ya daha ışık yakınca ve Beyaz parlıyor. Yo, alttan beyaz verdim zaten. İran'da bir Ali Amene'nin mi bir arabası vardı hatırlıyor musunuz? Halkın, papanın gittiği bir cam korunaklı bir araba var ya onun gibi bir, onun gibi derken öyle gidiyormuş halkın yanında yani. Şurada bir şey var, spot var beyaz. <laughs> yani araba iyi. görmüyor, dışarıdan görünmüyor ama içi aydınlık. Hani filmlerde olur ya. Tabii, tabii. Ya araba tavan lambaları bu kadar aydınlatmaz diyorsun. ama bu kadar ışık nereden? Yani o filmde alttan üstten bir ışık koymuş, ekstra bir ışık var oyuncuyu tam göstermek için. O da yukarıdan bir ışık var böyle. <laughs> Yüzüne vuruyor beyaz aydınlık. İlginç. Güzel. İlginç. Beğendin mi bu fikri? <laughs> geç kaldık abi geç. Şu, tanıştığımızda <laughs> geç 10 yıl önce falan şey tanıştığımızda aklımıza gelseydi Hakan abi böyle olmaz. Bu isimli olmaz. Şu ismi bir değiştirelim. Hani <laughs> <laughs> i̇çinde din geçsin, nur geçsin bunları. <laughs> var Türkiye'de öyle bir her şey yorumcusu bir adam var. Şimdi, profesör bir ülkenin bir şeyin de rektörü oldu galiba. O rektörüymüş yani. Hmm. Gezi olaylarında e, etkili bir adam. Şimdi bakıyorsunuz iktidarlayan e, şey savunucusu. Neyse. Ama adam her şeye yorum yapıyor Tabii. gece. Akşam televizyonlarda hep onu görüyorsunuz. Olmadı abi kısmet. Cennete ya. Kısmet cennet abi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, ben altta soruyu ekledim aslında. Ledün ilmine ilgi duyan bir izleyicimiz varmış. E, ne dersiniz diyor bu konuda? Evvela hani Hocam ledün ilmi nedir? Önce bunu bir konuşalım. Ee, böyle, o, o soru önemli. Ee, hatta buna şeyi de ekleyeyim bu soruya. Az, az evvel yorum kısmında yazılan bir soru var. izleyicimizin sorusunu da ekleyeceğim abi. Size bir sataşma var. Onu direkt şey yapayım oraya. Ee, ekleyeyim. Diyor ki... E, nasıl ki bazı kimselerin uydurma hadisleri arka arkaya kötü örnek olarak sıralayarak buradan yola çıkıp tüm hadislere cephe alması ve sahih olanları bile inkara gitmesi yani doğru değilse diyor. sizin de bazen ebced gibi tasvip etmediğiniz hususlarda kötü örneklere dayanarak abartılı tepki verdiğinizi düşünüyor musunuz diye izleyicimiz sormuş Hakan abi. Bu soru bana değil ben öyle hiçbir şeye tepki vermedim. Ben hiçbir şeye tepki vermem. Bana soru gelmez böyle. <laughs> bu, 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 soru Şimdi <laughs> size. Şimdi ben gerçek, dinin gerçeklik algısını yok etmemesiyle alakalı tavrım. Gerçeklik algısını bir şey yok ediyorsa ben yani ben bununla alakalı tavrım var. Bu hafta pazartesi teoriye 24'e benzer bir şey yazacağım ben oraya dükkana yönlendirip gerçeklik algısını yok ediyor mu etmiyor mu? Benim problemim bu. Ne olur peki gerçeklik algısı yok olursa? İki tane temel problem var. Bir kişi kendini büyük görür. Kendini büyük gören bir yerde kulluğu küçültür. Kulluğu küçülür. Taatı küçülür. Benim için problem bu. Ben en çatıdan bakıyorum. Kim bilsin de oraya çıktın diyebilirsiniz. Dilimi ısırdım bu arada. Nasıl bir şeyse. <laughs> Kimsin de oraya çıktın bakıyorsun derseniz hayır kardeşim bu benim alanım yani. Burada mütevazı olunmam zillet olur benim. Kimse, burada kimse kusura bakmasın yani. Benim böyle hani hürmetimle büyüteceğim bir şey yok yani. Bir adam benim hürmetimle büyüyecekse zaten o büyük değildir yani. Gerek yok ki. Yani. Ya büyük bir adama hürmet edersiniz ama senin hürmetinle büyüyen, büyümesi gereken bir adam tasavvuru bence bu problemli bir bakış açısı yani. İnsanları bırakalım. Kendileri büyükse büyük manası görür zaten sorun yok. Ama biz ne kadar çok hürmet eder, ne kadar çok ismini geçirir, ne kadar çok alkış çalırsak, büyüyorsa o bir balondur kardeşim. Ancak üflediğinde şişen şeye balon denir. Ve hatta bu adamın, e, bu adama zarar veren de bir durumdur. Belki gerçekten saygı değer hürmete layık bir insan ama e, abartınca, yerli yersiz, lüzumsuz bir şekilde sürekli bu, bunu pompalayınca bir yerden sonra ters bir algıya dönüşebiliyor abi. Yani... İtici evet. bir hale gelebiliyor. Yoksa belki de... Ya siz seviyorsunuz. Herkes sizin sevdiğini sevmiyor ki. Ya sevmezse, ya nefret ederse ne yapacaksınız? Sevdirmeye çalışırken nefret ediyorsunuz. Bu sizin kontrol kontrolsüzlüğünüz olursa. E, yani bir tarafta sevap kazandığınızı düşünürken tam tersine aynayı tutun. O zaman günah kazanıyor olmuyor musunuz? Yani Eğer sevap iddianız... Ben demiyorum onu. Sevap diyorsanız. O zaman diğer taraftan da sevdi, e, nefret ettirdiğiniz herkes tarafından vesile olduğunuz için günah kazanmış oluyorsunuz. Yani e, ben yoksa evcet ben evcette hiçbir şey hesap etmem. Merak da etmedim. Yani ben Osmanlıca dersi vardı ilahette. E, ee, Ebced bu arada Arap harflerinin Ebced, Evvez falan gibi böyle bir ayrı Elif, B, T, S, C, M, H, H, A, B, C falan gibi dizilim değil. Alfabenin diziliminden birden rakamlar ona kadar, ondan yüze kadar onar onar. Birden dokuza kadar, ona kadar bir der bir, iki, üç, dört, veriyorsunuz. Elif mesela bir olur. B, E, C, D, E, B, 2 olur. C 3 olur. D 4 olur. Bunun gibi. Ama 11. harf 20 olur. 10. harf 10. 11. 20. Ee, ondan sonra 100'e kadar böyle diyor, devam ediyor. Ondan sonra da 100'den sonra 100'er üzer devam ediyor. Böyle katlı devam ediyor. Şimdi bunu ilahi hiçbir şeyde beyanda göremiyorsunuz. Yok. Sünnette yok. Yok. Yani kıyamet saatini hesap ettim Ebced hesabıyla derseniz Hazreti Ömer olsa ne diyeceğini ben çok iyi biliyorum tahmin ediyorum. Gidin Hazreti Ebubekir'e Hazreti Ali'ye gidin deyin ki ben Ebced'den kıyamet hesabını hesap ettim. Hadi cesaretiniz varsa gidin deyin mesela devrinde. Öyle şey mi olur? Yani yani ben e, hayat hayatın sadeliğinden yanayım. Dini fikirlerde de, dini davranışta da, dini bilgide de en sade olanı zaten ben size miras olarak bıraktım diyor Allah Resulü. Çok malum bir hadis. Kur'an ve sünneti bırakıyor. Şimdi bu en yalın olanı, en yalını bu. Ne kadar katarsanız eğer ona bağlı olmayan, onunla alakalandıramayacağınız her kattığın şeye sapkınlıktır diyor. Her bidat dalalettir diyor. Tamam girişimde bulundunuz. Bidat ehlinden kabul olmaz diyor Allah. E, Allah Resulü. Allah bidat ehlinden kabul etmez diyor. Kabul olunacak ne var? İbadet ve dua var. Duan kabul olmaz, ibadetin kabul olmaz. Ne diye riske atayım kendime? Ne diye? Yani hep böyle yarın kenarında dolaşıyorum. Ne diye riske atayım? Gel ya burada her şey bitti. Ledün ilmi de öyle. Kehf suresinin e, 65. ayeti. Hz. Musa hani var ya bir, orada da bir yanlış şey var. E, meal dilinden kaynaklanıyor galiba. Hz. Musa şöyle bir böbürlenerek filan diyormuş gibi oluyor. Ya Rabbi benden başka var mı? Ya Rabbi bir ilim öğrettiğin katından ledün katından verdiğin katından ilim verdiğin biri var mı? Ya onu söylüyor ve allemnahu min milledunna ilme. Ee, katından Allah'ın katından ilim verdiği bir zat var. Biz ona Hızır diyoruz. Adlandırıp yoksa salih bir kimse o Kur'an'a göre. O katından ilim verdiği kimseye Hazreti Musa'yı yanına gönderiyor. Ne yapıyor gönderiyor? Hazreti Musa ona bir şey öğretip düelloda bulunmuyorlar ki. Düello yapmıyorlar ki. Hadi çek filan diye. Hazreti Musa sabır testinden geçiriliyor bir şey öğrenirken sabreder. Şimdi dil öğreniyorum ve çok sabır sabırlığım gerektiren bir süreç geçiriyorum. Zorlanıyorum, sabrediyorum. E, öğreniyorum, sabrı. Öğrenmediğim bir şeyde niye sabredeyim? Bir dizi izlerken sabretmiyorsunuz, film izlerken sabretmiyorsunuz ama matematik çalışıyorum mesela lineerce bir sabrediyorum. Niye bilmediğim bir şey öğreniyorum? Çünkü sabır istiyor. Orada sabır vurgusu varsa yeni <laughs> öğrenci bir şeyler var demek insan için. Hazreti Musa Hızır'dan, salih kimseden Katından Allah'ın katından ilim verdiği kimseden bir şeyler öğreniyor. Öğrenirken sabırsız davranışları var. Sen sabredemezsin. Sen sabredemezsin. Tamam diyor. Üçüncüsünden sonra tamam sabredemedim. Bunların hakikatini sana ifade ediyorum diyor. Orada olayların hakikatini bilen birisi var. Bilen var. Hazreti Musa'ya bilen öğretiyor. Hazreti Musa'ya hocalık ediyor aslında. Şimdi ama dilde şu. Yani bir va vaaz dilinde şöyle. Hazreti Musa bir gün Rabb'e dedi ki: "Ya Rabbi var mı benden başka bir şey verdiğin?" Yani böyle olur mu? Nereye gideyim ya Rabbi? Ben staj staj arıyorum. Bu yani staj staj başvurusu yapıyor aslında Hazreti Musa. Bu ilahi kelamı bu kadar basit dille anlatamazsınız hocam. Anlattım. Aha anlattım. Ne oldu? İlahi olana insanlar küstü mü? Terbiyesizlik mi teklif ediyorum ben? Saygısızlık mı teklif ediyorum? İnkar daha kötü değil mi? Mecrandan saptırmak daha büyük terbiyesizlik değil mi? Ama derken şunu söylemediniz falan diye. Kardeşim tamam ya tamam anladım da yani ben bu neyi değiştirir? Sonucu değiştirir Değiştirmiyor. Ama olay bu. Staj başvurusu yapıyor Allah'a. O da staj yapacağı yere yönlendiriyor. Sabır stajı. Bu kadar. Olay bu. Yani yalınlaştırıyorum ben. Ledün ilmi de bu işte. Katından Rabbimizin katından salih kimseye Hz. Musa'ya e, Musa'yı sevk ettiği yanında hatta işaret veriyor. Bir taş, balık unutmak, bir genç var. E, biz Hz. Yuşa olduğunu düşünüyoruz. E, yani e, o ablasının çocuğu e, yeğeni Hazreti Muh Yuhuşa olduğunu düşünüyoruz. Onunla beraber bir Akdeniz seyahatine çıkıyor. Yani benim tahminim muhtemeldir Adana'dan da geçmiş olabilir yani. Hazreti Hızır ve Mersin'den ve İspanya'dan, Fas'tan, Mısır'dan. Adana'dan kesin geçmişlerdir abi. Adana <laughs> bir Beldemiz sonuçta. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir anlaşılan bir uzunca bir Karadeniz, eh, Akdeniz seyahati yapıyor gibi. Öyle gözüküyor. Yani bunda hani e, çünkü işaretleri şöyle ilmi veri falan değil. Eldeki bilgilerle, teorik bilgilerle hareket etmek durumundasınız. Şimdi orada ledün ilmi Hazreti Musa, e, Allah'ın Hızır diyelim hadi. Hızır da Arapça Hadara Yeşil demek kalkı yeri yeşillendiriyordu falan böyle derler. O sembolik bir isim yani. Acil yetişme manasında hızır değil. Hızır gibi yetişmek anlamındaki biraz anlam kayması var. Orada Allah tarafından ona verilen ilim. Bu uçuk kaçık böyle ayağı yerden kesilmiş gizemli bilgi falan değil ki. Eşyanın perde arkası. Muhakeme, üzerinde derin tefekkür, sabrı, sabırlı sabırlı ilim yolunda çaba sarf etmek demek bu. Ama şimdi 3 üç, üç yıl sonra kiminle evleneceğini Dedin ilminden hesaplıyor. Ya bunu Hazreti Musa'ya söyle, emin ol o e, Mısırlı Kıpti'ye attığı tokadın aynısından sana yapıştırırdı. Emin ol yani böyle. Yani git Hazreti Musa'ya de ki sen ledün ilmi almış birisi, ledün ilmi diye bir şey yok, e, katından bir ilim verdiği diyor. kat Allah'ın kadınlar ilim vermek. Ya kardeşim e, tamam hadi isim verdiniz ledün ilmi. Bu bu çok tutuyor. Bunun PR'ı çok yüksek. O yüzden bunun karşısında ben duramam yani. Beni harcarlar kesin. İzleyicimizin <laughs> sorusunu yapıştırıyorum hemen. Bir izleyicimiz yazmış. Allah kitabına kullarının çözebileceği bazı matematiksel problemler gizlemiş olamaz mı? bulsunlar. Onları gizlediğini kim söylüyor? Allah söylemiyor. Peygamber de söylemiyor. Böyle bir işaret var mı? Hadiste. Ben derken. olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Bu benim bakış açım. Ben Allah yapan kafirdir, münafıktır falan demiyorum ki. Ya demiyorum ki ben bana saygısızlık etme hakları yok. Çünkü ben bunu söylerken e, kim yaparsa yapsın derken gidin onlara terbiyesizlik saygısızlık yapın demiyorum ki. Bundan sonra onların yazdığını konuştuğunu asla dinlemeyin falan demiyorum ki kardeşim. Ve ne alakası var? Ben en sevmediğim adamların da kitaplarını gayet rahat okuyabilen ve okum, okumayı da teşvik eden bir insanım. Sevmiyorum adamı ama okuyorum kitabını. Bakın bugün herkes Hayrettin Karaman'ı atar. Ben de atıyorum tutuyorum. Ama Hayrettin Hoca ne demişti? Arada bakıyorum mesela. Ne demiş diye bakıyorum. Yani ayetin önce ne dediyse teslim olayım diye bakmıyorum. Yani durum bu. Ee, şimdi olabilir. Bulabilirsiniz. Oradan hareket edebilirsiniz ama Kur'an budur diyemezsiniz. Bunu diyorum. Kur'an'ı bir çözümleme kitabı ve kabalacılardan ne farkınız kalır? Hurufilik denen bir şey var İslam dünyasında da. Ne fark alır ki Kur'an böyle bir kitap değil. Yani böyle olmadığını kendi içerisinde o kadar çok bu 6236 ayetin o kadar çok yerinde görüyorsunuz ki. O kadar çok yerinde. Bir tek o bu kelimenin geçtiği yeri söylüyorum tamlamanın, ledün ilminin. Hazreti Musa bir şey sabır ediyor. Sabırı nerede edersiniz? Birisinin karşısında, sizinle seyahat eden birisinin karşısında. Öğrenirken edersiniz. Öğretirken de sabır edersiniz, öğrenirken de sabır edersiniz. Ben öğretme tarafından da, öğrenme tarafında da olmuş birisi olarak söylüyorum. Öğretirken de sabır ediyorsunuz. Dayanamıyorsunuz. Yani bir yerden sonra patladığınız durumlar da olabiliyor. Ya yeter diyorsun ya. Veya öğrenirken de aman çok daraldım falan bugün gitmeyeyim diyorsunuz yani. Biraz nefes alacağım falan diyorsunuz mesela. Yormuyor mu bilgi yani? Yormuyor mu? Yani insan yo ben anlatılan ilk anlatımda hemen anlarım. E daha da hiç unutmam. Kim diyebilir bunu? O zaman sabır gerektiren bir şey. Orada eşyanın perde arkasında bir takım hikmetler var. Hikmete dair sabır diyorsanız çabasızlık demek. Karşılığı budur bir şey öğrenirken. Çaba göstermiyorsanız çaba vermeniz lazım. Çaba vermiyorsanız ona yani ne bileyim adam uydu uyandı alim. Öyle şey mi olur? Çaba yok alim oldu. Çaba yok kesbi ilim vehbi ilim filan diye de sorulacağını tahmin ediyorum. Kardeşim o çabanın üstüne biner. Çabasız bir adama bir gece uyandı rüyasında şeyhi onu irşad etmiş. Böyle bir şey yok. Bu adamdan kaçın biraz sonra sizden para isteyecektir. Kesin yani. Kaçın bundan. Yani bir saygı ister. Yani alkış ister veya para ister bu tipler. Geçen Hayır böyle bir şey olmaz. Bir, bir haber vardı abi. Eee Gaziantep'te mi? Urfa'da mı ne? Genç bir çocuk e, sanayi elektriği çarpıyor. Ya sanayi elektriği öyle. 220 volt falan değil. bayağı binlik volt çarpıyor. E, tabii çocuk çok feci e, darbe alıyor elektrik. Elektrik Çarptı mı hiç? Bilmiyorum Hakan hmm. abi size. Hiç hissettiniz mi? Baya hani çarpmak kelimesinin tam karşılığını... Çocuğunda çok alet bozmuş Frit's olarak. Ya ben, ben birkaç kez sağlam ettim ki... Roket yapmış adamım ben patlatmış. <laughs> soba borusundan. <laughs> abi çok iyi ya. Yani ciddi çarpıyor sevgili izleyenler. Hani onu hissediyorsunuz. Böyle vuruyor yani. Neyse bu çocuk elektrik çarptıktan sonra kendisine geliyor ve matematik alibi oluyor. <laughs> bayağı madem üniversitelerin matematik bölümlerinden matematik profesörlerinden onaylanmış matematik teorileri üretiyor çocuk. Elektrik Aa, çarptıktan aynen. sonra bu başlıyor ama. Şimdi ee... O zaman hep beraber elektriğe mi verelim kendimizi? Parmakları ısıtıp prize mi sokuyoruz? Yani çözüm bu değil. Ya yani. İstisnai bir durum zaten. Yani i̇şte onun şey... matematik hakkında hiçbir şey bilmeden yok. olması. Böyle bir şey yok. Yani ama çabanın çok ayrı bir yeri var. Şimdi o çocuk elektrik çarptı ve matematik dahisine dönüştü. E, karşısında da o yaptığı şeyin doğru mu yanlış mı? Gerçekten matematik ilmi açısından geçerli mi olduğunu test ede, tespit eden bir profesör var. Yıllarını vermiş bir adam var. Evet. Yani hangisi Senkinin daha kıymetli? Ya, adam bir elektrik çarptı. Yani hangisi kıymetli? Şimdi hangisi kıymetli diye bir düşünmek lazım. Yani diğer daha fantastik sabırla ama, ömrünü vermiş adam evet, evet. Bir şey yani, daha söyleyeyim. Ha, şimdi böyle evet. e, yani diyelim ki böyle de oluyor. Bir tane şaz bir örnek var. Bir uç bir örnek var. Onun varlığını kabul ettiğiniz bir tane keramet cinsi bir şey bile olsa. Hayata yansıması nedir bunun? Yok. Kitaplarda, anlatılarda falan çok heyecanlandırıyor. Hayatta yok. Sen yarın matematik problemlerini o derni çözebilecek misin? Bunu ağzın doldura doldur anlatıyorsun diyelim. Yok. O zaman bu problem bu işte. Yani senin yaşamdaki şey ne? Onu söylüyorum. Yani söylemeye çalıştığım şey bu. Falan ceza çok süper. Hemen biliyormuş. Yani bir kadının bir tel seçini alıyormuş. Hemen adama aşık ediyormuş onu filan diyor yazıyor böyle de soruyor ya kaçın onlardan kaçın alakası size yaşamla başarısızlıktan başka bir teklifi yok bunların yani ayağını tekrar söylüyorum pazartesi yazacağım pazartesi yazacağım o yüzden şimdiden hani bütün yazacağım şey zaten <laughs> hemen veriyor gibi olmasın yani anlatıyor gibi olmasın gerçi herhalde seyredilmesi dinlenmesi daha fazladır okunmadan diye düşünüyorum öyle oluyor genelde Muhtemelen. böyle bir orantı var e, ee, bu gerçeklik algısını yok edemezsiniz. Eğer bir insanın ayağını yerden kesiyorsanız ona yapabileceğiniz en büyük zulümlerden bir tanesini yapıyorsunuz demek. Dini anlatım diliyle yapıyorsanız bunu yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ama e, çünkü hayatta yalnız bırakırsınız. E, havada güneş var ya filan dersiniz mesela. Biri size sorar. E, orası nasıl e, üstüme bir şey alayım mı filan der. Bakarsınız pencereden sıcak kalorifer yanıyor. Güneş var güneş falan da adam kısa kolluyla çıkar donar. Güneşi gördünüz diye dışarıdaki soğuğu bilmiyorsunuz ama. E, güneşi filan dersiniz adamı dondurursunuz dışarıda. Aynen böyle oluyor. Hazret şöyle demiş diyorsunuz adam donuyor donuyor. Onunla baş edecek hali yok. Sen şimdi Kev suresinden sırlar çıkartıyorsun ama adam daha daha tevhidle alakalı problemi halletmiş değil. Kaldı ki sen de halletsen zaten böyle yapmazsın yani. Problemimiz bu yoksa katından Allah ilim verir mi? Aynı Kur'an'ın bir başka ayeti. İnne mel indallah ve innema ene ne diyorum mübin. Onu düğünde, nişanda, cenazede, sünnette okuyacaksın o tebarekeyi. Böyle hani e, bunu ezberledim yeter diye yeterli göreceğin bir şeye çevireceğine bir de böyle oku o zaman. Allah katından ilim ilimin katından olmadığı bir Allah mı var? Haşa. Bütün ilim Allah'ın katından. Fizik profesörünün ilmi kimden? Ya yani fizik kimden, kimin dairesinden? O ilim hangi, nereden ayrılıyor o ilim? Gelişi nereden o ilimin? Kimyanın nereden, biyolojinin nereden? Allah aşkına. Veya hadis kritiği yapıyorsunuz. Cerh ve tadil üstad, rical ilminin üstadısınız. Diyelim mesela. Tefsir usulünde üstünüze yok. Fıkıh usulünde on numarasınız. Nereden bu ilim? Elektrik çarparak mı geliyor? Elektrikten mi geliyor? Ener doğada, evrende bir enerji var sana mı gönderiyor? O ilmin sahibi olan Allah, nezir ve mübin olan Allah, o kuluna da katından bir ilim veriyor. Sonra o ilmin talibi olan stajına gelen Musa'ya sabret diyor. Bu ilim sahibi diyor. Sabır yoruculuk. Sabır diyor bu ilimdir zaten. Bilimsel çaba budur. Sabredersiniz. Yavaş yavaş gider ama hemen aydınlanma olmaz. Biri birini tamamlar. Muhakeme olur. Ha dersiniz ama bu arada alnınızda ter birikir. Canınız çıkar. Burnunuzdan gelir yani ne oldu diye geriye baktığınızda e, hani Türkiye'de ben dindarlı çalıştığım için söylüyorum genelde e, bu ekmeğin peşindeyim dindarlı tabirini uydurmadım ben. Yani bu veri olarak söylüyorum onu. sonuç çıktı böyle çıkıyor çünkü insanlar çocuklarının bir e, siyer bilgini olmasını istemez ama karayollarında e, 12 maaş artı 2 de ikramiye aldığını hesap ederse daha gerek yok ki siyer alimi olsun veya işte din bilgini olsun veya fizik alimi olsun Mars'a mı gitsin yoksa karayollarında e, artı iki maaş ikramiye kışlık kostüm yazlık kostüm e, filan işte on günde e, sosyal e, tesislerde e, tatil Bozcaada'da filan mesela bunu mu ister onu mu ister derseniz tercihi herkes tahmin edebiliyordur herhalde uydurmadım ben o ekmeğin peşindeyim dindarlı tabirini yani ben uydurduğum bir tabir değil o tamam ben, ben e, çıkarttım olabilir ama Verilerden sonra söylediğim bir şey o benim. Yani aşağılamak için de söylemiyorum. Tamamen tespittir yani. Şimdi emektir, ilim emektir, bilgi emektir. Bilimsel bakış emek ister. Öyle birden bire hemen dili süslemekle olmaz. İfadeyi ağırlaştırmakla olmaz. Neyin emeğini ister? Sabır. Emek sabır sabır. Bilmediğinize karşı sabredersiniz. Ama hemen bilmediği bir şey var adamın. Kozmik bir şey var. Böyle hemen şifrelerimiz tamam ya çözdük diyor. Şimdi ben hani uzay merahından dolayı bana israf değil mi filan. Hayır. Yukarı çıkıp aşağı ne kadar küçük olduğunu sırf bu bilgiye edinmek için bile bir trilyon şey eder. Ama katılmadığım bir şey var. Keşke hani bunlara bütçe ayıran devletler bu bütçe açıklarını kapatabilmek için diğer ülkelere silah satarak şunu yaparak bunu yaparak bu bütçe açıklarını kapatmasalar. Keşke. Yani uzay araştırmalarına ayrılan ödeneğin. E, bu oluşturduğu boşluğu başka ülkelere silah satmakla şununla bununla filan kapatma yoluna gitmeselerdi keşke. Çok üzücü bir şey bu. Çok üzücü. E, Suriye'de 3 tane çocuğun e, çocuğu öldüren silahı yapan ülke o silahı yapıyor çünkü uzay araştırmalarını yüksek miktar tek bir denklemin denklemi bir tek bir şeyle çöze, bilinmezle çözemeyiz. Çok bilinmeyen denklem bu. Ama bir bilinmeyeni bu. Yani keşke hani Mars'a indirmeyebilirdi aracı ama Suriye'de bir çocuk ölmeseydi. Ben insanı da Mars'tan daha öncelerim. He, eminim. Ama bu boştur demem. Diğer taraftan baktığınızda bu küçük e, dünyanın o hani e, Carl Sagan'ın söylediği bir şey var ya çok yani herkesin ilgi duyan herkesin bildiği Küçük soluk mavi nokta. Onun o solukluğunu görmek için bile bu kadar paraya değer miydi? Değerdi evet. Ama yok öteki sivri zekalı da diyor gelin ya o kadar para bana 100 bin dolar ver ben size anlatayım Kur'an'da var diyor. Yani ne diyeyim yani? Şeyi, diyecek bir şey yok e, tekrar e, söylüyorum ben bazen böyle sivri gibi gelebilir çıkışlar ben kimseye saygısızlık teklifi yok yani olan zaten, olduğu gibi anlayacağız e, bunu, bunu e, hep beraber aşmamız lazım yani şeylere takılıp isimlere takılıp insanların dahil olduğu gruplara takılıp yani onun söylediği her şeyi çöpe atmak ya da e, ya yakın bir şey, kıyamet saati vermesiyle alakalı bir şey söylüyorum x ile alakalı kitaplarını okumayan bundan sonra diyor ben öyle bir şey demedim ki. Yani, ben mi dedim onu? Ya zaten mi çıkartmışsın. Nasıl çıkarttım merak ediyorum. Yani yoruma dayalı şeyler yapıyoruz, bakış açısıyla alakalı şeyler yapıyoruz. Mesela bir adamın Allah'ın ayetiyle alakalı bir şeyi yoksa, yani. Tutup bununla alakalı bir şey tartışmıyorsunuz. Bu, bu bir fikir. Biraz bunun üzerinden evet. ilerlerken biraz daha biraz daha rahatlamak lazım. Kendimizi bu kadar e, iman mı yani lazım. ne olacak iman mı kaybedeceğim yani ne yani, var şey? yani insanları mı kaybediyor medeni Şimdi, medeni sonra, konuşuyoruz uzaydan filan bahsedince izleyicilerimize bir tane e, müzik e, tavsiye edeyim. Aslında öyle bir soru bile var da son soru belki ona vakit kalmaz diye e, Barış Manço'nun bence en iyi albümü en kaliteli e, soundun aranjenin olduğu albüm e, sözün Mevlisin dışarı albümü. Yani Barış Manço efsanelerini barındıran albüm aslında. Gülpembe de o albümde, Dönence de o albümde. Arkadaşı Meşek de o albümde. Allah beni pulla beni de o albümde. Bahçede Hanım Eli de o albümde. Yani çok çok sağlam bir albüm. Yani gerçekten Barış Manço'nun hem muzipliğini barındırıyor işte. Ademoğlu, Kızgın Fırın, Havva Kızı, Mercimek var. Cacık var. Yani hem muzip yanı var. Hem çocuklarla o sevimli yanı var. Arkadaşı Meşek var. Hem Anadolu kokan o şeyler var. Hal hal var filan. Tam bildiğiniz Anadolu tadı var. Ee, evrensel işler var. İşte Kamir şehrazat var. Sonra Fransızca ne o şarkısı? Adını hatırlayamadım. Çeplerde çepur mu bir şey vardı? Ee, şu an evet. adını hatırlayamadım. Yani geri de söyleyemiyorum aklımda. Evet. Ee, yani hem evrensel e, bakış açısı var bir de Barış Manço'nun bir üçlemesi var. Bilenler vardır 2023, 2024, 2025 üçüncü yolculuk yani her birinci yolculuk, ikinci yolculuk, üçüncü yolculuk şeklinde. Birincisini 2023, 1975 yılındaki albümle yapmış ee, ve Cumhuriyet'in 100. yılına bir e, atıf var. Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı bir müzik, enstrümantal bir eser. Hatta bir hayali varmış. Oğlu Doğukan'a söylüyor bunu. Diyor ki o zaman ben büyük ihtimal 80 yaşında olurum. Elimde bastonumla sahneye çıkarım. Cumhuriyet'in 100. yılında senfon orkestrasına bunu çaldırırız bu şarkıyı diye böyle bir hayali varmış rahmetlinin. Neyse 2024-2025 yani bahsettiğim albümde sözün Meclisten Dışarı albümünde 2025 8 dakikalık bir eser. Uzay sesleriyle başlıyor Hakan abi hatırlar mısınız bilmiyorum. O dönemi, o dönemin o klavyesiyle, orguyla İngiltere'den bir cihaz getirttirmişler. Onunla yapmışlar. Acayip sesler falan işte. Bir uzay meki harekete geçiyor. Uzayda ilerliyor. İşte uzay çekirgeleri saldırıyor. Barış Manço böyle anlatıyor. Yani işte falan filan. Sonra gökyüzünden dünyayı gördükleri an var. Oraya öyle sade, öyle hüzünlü, öyle gururlu bir müzik koymuş ki. Siz diyorsunuz yani yukarı çıkıp bakmak değer diyorsunuz. Tabii. Barış Manço da bir hayal kurmuş e, ee, enstrümantal bir müzikle de bu hayali anlatmış. Ama o hayalin içinde şu var. Türkiye'nin 100. yılında, 101. 102. yılında ulaşabileceği noktayı hayal etmiş. Artık <laughs> uzaya uzay gemileri gönderen, aynı zamanda yerel olandan, doğal olandan, güzel olanla kopmadan, kendi kültürünü de inkar etmeden e, işte şarkıda o da var. Böyle ya o kadar etkileyici ki hele bir yerinden sonra çok duygusal bir hale geliyor. Sonra düşündüm rahmetli neyi hesaba katmadı acaba? Şu an 2019'dayız. E, 4 yıl kaldı. Onun hayal ettiği 2023'e, hayal edip de yaptığı o müziğin çalınma tarihine e, neyi hesaba, hesaba katmadı? Hesaba e, hep kendi gibi iyi hayaller, insanların hayallerinin iyi olduğunu düşündü herhalde. Yani, Bir takım kötülerin de hayalleri olduğunu e, hesaba katmamış yani, yani Yani, yani. E, tavsiye ederim sevgili izleyenler. Barış Manço'nun Sözüm Meylis'ten Dışarı albümü 81 yapımı bir albüm. O yıl itibariyle yani müthiş e, enstrümanlar e, bas gitarlar, davullar her şey gerçek. E, ve son derece akustik. Harika bir albüm. Aynı Barış Manço 91 yılında Mega Manço diye bir albüm yapıyor. O da Ork sevdasına kapılmış o dönem. 90'ların popçularının. Evet. Neden öyle? bir Kendisi de zaten sonra hayıflanıyor. O albüm öyle olmamalıydı. Daha iyi olabilirdi diyor ama. 81 yılındaki sözüm Meclis'ten Dışarı albümünü ben e, CD, albüm olarak aldım, arabada dinliyorum. Eğer bulabilirseniz bulunduğunuz yerlerde mutlaka arşiv niyetini alıp bir kenara koymanız gereken bir albüm diye düşünüyorum. E, yani hüzün de var, neşe de var, e, motivasyon da var, hepsi var. Aklınızda bulunsun böyle uzaydan bahsedince aklıma o geldi. 2025 eseri geldi. Şimdi e, bir soru var. İki tane ardarda çok güzel soru var bence. Diğer sorular da güzel ama bunlar benim yanına böyle işaret koyduğum bu soruların güzel sorular. Yani e, iyi soru sormak da ayrı bir e, yetenek galiba. E, birincisi tedbirsiz, tedbirsiz davranışlar kader midir? Yani tedbirsiz bir davranış e, sergiliyorsunuz. Hı hı. Sonra ortaya bir sonuç çıkıyor. Bu tedbirsiz davranış neticesinde bir sonuç çıkıyor. Bunu da kader diyerek açıklamalı mıyız? Açıklayabilir miyiz? Ne dersiniz abi? Şimdi kader şöyle bir miktar ölçüllüktür aslında kader. Allah ölçsüz bir şey yaratmaz. Yani her şeyin bir ölçüsü vardır. Kader budur. Ne kadar ne yapacağınız, istifade edeceğiniz, yaşayacağınızdan içtiğiniz suyun gramına kadar, mililitresine kadar, aldığınız nefesin miktarına kadar, ciğerlerinizi ne kadar e, havanın doldurduğuna kadar. işte her şey, her şey ölçüdür yani ölçü üzerinedir. Her bir yerde ölçü varsa orada akıldan bahsetmek zorundasınız. Bu ilahi iradenin, ilminin ne kadar büyük olduğunun işaretidir. Doğru. Bunun haricinde bir şey olmaz. Dolayısıyla tedbirsizlik kader midir? Kaderin içerisinde siz tedbirsiz davranabilirsiniz. Başınıza gelen şey sizin kaderiniz olur. Ama bu kader sizin kayıtsız şartsız, kayıtsız şartsız, ona e, zorunlu olduğunuz anlamına gelmez. Sizin halbuki başka yaratılışlar da olabilecekken tercih ettiğinizde de yaratılabilecekken, siz onu tercih etmiş, tedbirsiz olan tercih etmiş olursunuz. O da sizin kaderiniz olarak başınıza başına gelmiş olur. Buradaki sorulan e, arkasındaki düşüncenin şu olduğunu e, hayal ediyorum, düşünüyorum ben de. Sorumsuzluk mu doğurur? Hayır. Yani kaderiniz olan her şeyden sorumlu olursunuz. Kaderimde benim hırsız olmam varmış. Ne yapayım? Çaldıklarımdan sorumsuzum. Öyle olmaz. Kaderinizde ne varsa ondan sorumlu olursunuz. Sorumsuzluktan hiçbir kaderde olmayan bir şey yok ki. Allah'ın ölçüsünün sizin hayatınıza yansıma şeklidir kader. Ne Hangi ölçüde yarın ne olacağını bilemezsiniz. Hangi ölçüde ne yapacağınızı bilemezsiniz. Program kaç dakika sürecek bilemem ki. Nefesim kesilir, küt giderim. Mesela biter. 2 saat, 3 saat program yapacağız derseniz mesela olmaz. Hemen yazıyorum derim mesela. Yazamam. Telefon ba Aa, kapanmış. Çalışmıyor ya falan derim biter. Ölçüdür yani. Sınırlandırır ölçü. Hayatı da sınırlandırır, nimeti de sınırlandırır, musibeti de sınırlandırır. Her şeyi sınırlandırır ölçü. Bu bolluk ma olmaz anlamda değil. Bolluk dediğinizde bir yere kadar sonsuzluk diye bir şey yok. Dünyada kader geçerli. E bu kader de sonsuzluk diye bir şey yok ki dünyada zaten sonsuz bir şey olsun. Ama Allah sonsuzluğu dünya değil. Allah için söylediğinizde kaderde sonsuz yaratır Allah. Ama siz bu sonsuz yaratmalarından bir tanesini seçersiniz o cüz'i iradenizde, küçük iradenizde rolünü tartışırsınız ayrı bir şey. Ama seçmeniz lazım. Çünkü biz seçmek için dünyaya gönderildik. Seçtiğimizin karşılığını görmek için dünyaya gönderildik. Burada seçiyoruz orada görüyoruz. Burada seçiyoruz karşılığını görüyoruz. Bir de ötesi var. Görüntüyü vereceği yer. Yani burada e, filmi çekiyoruz orada izliyoruz. Bunun gibi. Burada ekiyoruz orada biçiyoruz. Ya da biçtiğimizin karşılığını orada yiyoruz. Veya yiyemiyoruz yanlış yapıyorsak. Şimdi dolayısıyla biz seçmek durumundayız. Seçtiğimiz şey kaderimiz oluyor. Bu mesuliyetten bizi kurtarmaz. Yani biz kaderimizmiş ne yapalım. Ne, tamam sen bir şey yapma o zaman ama ne yapalım. Bir şey yap ya da yapma fark etmez. Ama bir şekilde sorumlususun sen bu işin. Kaderinmiş e, bu günah. E, kader mahkumlarını armağan ediyoruz sıradaki şarkımızı. Yani niye mahkum olmuş? Yani kader mahkum etmiş. Kendi ne halt etmiş? Onu kimse konuşmuyor. Yani ne halt ediyorsa karşılığını veririz yani. Bunu kaderimizde varmış. E var tabii olmayan yok ki. Kaderinde senin namaz kılmakta var kardeşim. O zaman kaderinde varsa karşılığını bekleme. Zekat verdik. Kaderinde varmış verdin. O zaman karşılığını bekleme. Yani böyle şey mi olur? İyiler kaderinde var, iyilikler karşılığı süper, cennete gideceksin zaten. E kötülükler e kaderimizde varmış. Her şeyin iyiliğinde, kötülüğünde kaderde yeri var. Niye? Kader böyle iyilikler cetveli değil ki. Bu 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 filmde sadece iyi konulara yer verdik. Öyle bir film değil ki kader. Senin tercihlerinle belirlediğin bir eee dünyanın var istemediğin, tercih etmediğin şeyler mecburen senin başına geliyor ve yazdık kulum bir kere yaşayacaksın. Artık ondak çaresi yok. Karşılığında hani vasiyet yazdık ölmese gayb olur diye bir <laughs> Türkçe bir atasözü var. <laughs> yazdık bir kere yani. Başta yazdık siz de mecbur yaşayacaksınız. Öyle değil ki Allah yani haşa güncelleme problemi olan bir e, yazılımı var da. Yani ne yapalım makineleri değiştirmeyin yoksa çalışmaz filan. Bu cihazlarda bazen güncellemeler olmuyor modeline göre. Yeni güncellemeleri eski cihazlar almıyor. Kader böyle yorumluyor adam. Ne alakası var? Allah faalu lima yürüt e, e, onu ayetin başı aklıma gelmedi. kulle yevmün şe'n Her an yaratır göreceksin. Her an. İstediğinde yaratır. irade ettiğinde yaratır. Devamlı yaratan, sonsuz yaratan, sonsuz yaratma durumu olan her an için ama her an ol dediğide olacak kadar hızlı yaratan yani bir sürece gerek duymaksızın yaratan Allah'a bir kısıtlama koymuş olmaz mıyız? Bir miktar kader tayin etmiş olmaz mıyız? Biz kulların kaderi var. Allah'a kader biçmiş, ölçü koymuş olamayız. Yarım şu kadar. Yani onun dışına da çıkma falan gibi aynı böyle oluyor bu. Hayır, biz sonsuz yaratılıştan tercih ettiklerimiz var. Onun karşılığını görürüz. Tedbirsiz bir davranış yaptınız görürsünüz karşınız. Ama bu kaderde midir? Evet kaderdedir ama kader güzellikler kitabı değildir ki sadece. Sen yaptığın kötülükler de onun içerisinde yazar. Bu sen yapıyorsun çünkü. Yaptığın için de onu karşılığını göreceksin. İyilikler e tabii ki onu da karşılığını göreceksin yani. Bu sorumsuzluktan kurtarmaz yani. Kaderimizde varmış ne yapalım demek asla sorumsuz bir var haline bir insan getirmez. E doğal Kader de zaten insanlar sorumsuz olsun diye yani Allah'ın önceden tamam ya ben onu zaten önceden yazmıştım. Sizi tamam ama o senlik değil. Filan deme kitabı değildir ki kader. O zaman e, tedbirsiz bir davranıştan dolayı Allah hesap soracaksa neden o tedbir almadın? Neden bu hamleyi yapmadın? Neden düşünerek hareket etmedin diye soracaksa e, insanlar da e, kanunlar çerçevesinde, akıl mantık çerçevesinde e, sorumluluğunu yerine getirmeyen, tedbirsiz davranan, düşüncesiz davranan insanlara bunun hesabını sorabilirler. Tabii evet. ki bu sormaktan kastım Tırnak içinde söylüyorum. Allah'tan rol çalma falan filan değil. Hı -hı. Dünya adına, değil dünya de. fani dünya adına insanlar hukuk içerisinde, kanun içerisinde hele hele bu tedbirsiz davranış birçok insanın zarar görmesine sebep olduysa, e, ne yapalım kaderimizde varmış denilip sıyrılacak bir mevzu olamaz, olmamalı. Ee... Onun adı da tedbir zaten. Biz tedbiri yani. böyle hani eee çizgi filmlerde olur ya parmağın ucunda yürüyor böyle e, şeyi, tweet'i miydi, neydi evet, o? Evet. Sarı civcivi yakalamak için böyle Hı -hı. kedi. Biz tedbir böyle parmağın ucunda yürüyen kedi, zalim kedi, tweet'i yakalamak için sessiz sessiz gidiyor. Tedbir böyle bir şey, filan gibi. Böyle ne alakası var? Bir suç varsa karşında alman gereken bir tedbir var. Ceza vermek mesela, konumundaysanız mesela. Birine suratınızı asmak bile bir tedbir olabilir bazen. Mesela kovmak bazen tedbir olabilir, ara açmak bazen tedbir olabilir. Söylediğiniz senin şunu yaptığından haberim var demek tedbir olabilir daha da özelleştiriyorum. Sevgili arkadaşlar, şunun yaptığından haberim var ve ben ona şunu yaptım. Sizin hatırınızı bu bilmem neye ezdirmem demek tedbir olabilir. Yükseldim biraz kısa bakmayın. <laughs> Ama bunlar da tedbirdir. Başta böyle tweet'i yemek için sessiz sessiz yani bu tedbir bu değil ki sence. Ama bunu bir jargon haline dönüştürdüyseniz içeriğinde de kendiniz dolduruyorsunuz. Yani bu ha, bu doğru bir şey değil. Öncesinde ve sonrasında yapılacak şeylerden oluşuyor tedbir o zaman. Öncesinde devam ederken Tabii. ve sonrasında. Ö yani anladım. Yani hak şu, ihlallerine sebebiyet vermeyecek, mağduriyet tabii. oluşturmayacak. Haddini taşırtmayacak Sınırlamalar. Birincisinde tedbir bu. İkincisinde yaptıysa bir ihlal, bir girdiyse bir hakka karşılığı neyse o. Bunu ağzını burnunu kıracağım filan demiyorum ki ben. Polise şikayet, edecek, yani polise verecekse verecek, mahkeme verecek savcıya şikayet edecekse edecek. Ya kendi diyerek böyle hani sempatilerimizle filan davranmayız burada. Tedbirsizlik işte ikincisinde de olur yani. Ne ol ne yapalım canım filan. Şimdi e, ikinci e, bence güzel soru. E, bir topluluğun sevabı Paylaşılıyorsa böyle inanıyoruz ya hani böyle Hı -hı. bir motivasyonumuz var işte e, aynı topluluğa aynı aynı düşünceye gönül vermiş aynı düşünceyle hareket eden bir topluluktan herhangi birisi bir yerde görmediğimiz bir yerde bir iyilik yaparsa o iyilikten herkes şirketi maneviye dediğimiz bu hesap çerçevesinde evet. faydalanır diye bir e, motivasyonumuz var. E, öncelikle bunu konuşmamız lazım bu ne kadar Hı -hı. E, gerçek bu motivasyon doğru mu doğru yerden mi alıyoruz enerjiyi? İkincisi, madem öyle böyle bir şey varsa, sevaplar paylaşılıyorsa eşit olarak herkese geliyorsa o sevap günahlarda paylaşılır mı bu durumda? Evet. Yani o topluluğa aynı düşünceye gönül verdiğimiz insanlardan bazıları birisi birileri kötülük yapar, günah işlerse orada zarar şirket verici, kuralları bozulur. mu? Orada şirket kuralları bozulur mu? Kar zarar ortaklığı var mı yani? Tam anlamıyla. Şimdi şöyle, ilkesel olarak yani bu bunun sahada geçerli olabilir, motivasyonel olarak söylüyorum. Benim oraya söyleyecek bir şeyim yok sosyolojik olarak ama e, ilkesel olarak e, Kur'an'ın 7-8 yerinde وَلَا تَذْرُوا وَاَزْرَطُوا مِنْ Kimse kimsenin e, yükünü yüklenmez. Günah da sevap da böyle. Eğer bir sevap işliyorsanız o sizindir. Fakat sebep oldukları, vesile oldukları aynen yazılır on dahanesine. Ama sizin, benim hiç sebep olmadığım fakat sizin yaptığınız ama biz de aynı e, mahallenin evlatlarıyız diyelim sizin yaptığınız, benim hiç haberim olmadığı bir şeyden o Allah'ın lütfudur. Beklenir böyle bir şey. Beklenebilir. Sevap tarafında. Ama onaylıyorsam mutlaka onda benim de bir kazancım olur. Manevi olarak. Onayladığım hallerinize. Evet. Arkanızdayım bu konuda. Bu konuda sizi destekliyorum dediğim. Onayladığım. Veya benim onaylamadığımı belirtmek durumunda olduğum bir yerde siz ondan vazgeçeceksiniz. Ama ben orada onayladığımı dilimle ifade etmiyorum ama en azından hayır da demiyorum. Engel de olmuyorum size. Onaylıyorum yani bir şekilde sessizliğim onaylamak anlamına geliyor. Orada da e, o maneviyatına işin sevabına ortak ol, olursunuz, bunda problem yok. Ama günah tarafına geçince, e, ama dediğim gibi tekrar bir şirket maneviye, bu Allah'ın ikramını, lütfunu beklersiniz. Ama yok, onayladıklarımız ve vesile olduklarımızın e, sevap sevabına dair oluruz. Onaylamamışız ve vesile olmamışız. Yani dünyada herkes sevap işleyebilir. Biz nasıl? Onaylamak ve vesile olmamak haricinde hiçbir rolümüz yoksa bu biraz problem. Yani çok fazla şey beklememek gerekir. Onaylamak ve e, vesile olmak haricinde. Ya vesile olacaksınız ya onaylayacaksınız sevabına erişmek için. Ama yok aynı yerdeyiz biz de aynı duygu düşüncedeyiz falan derseniz yani o Allah'ın lütfu bilemeyiz. Yani bir yerdeki e, yapılan bir işi diğerlerine de şumullendirir Allah. yani Bir peygamber sözü var hatırlarsanız e, bir kutsi hadis. Allah iyilerle oturana zarar ettirmez. o zarar etmemek gibi bir hale büründürür, affını yaygınlaştırır, merhametini bollaştırır. Bilemeyiz onu. O Allah'ın lütfu. Biz temenni ederiz bunu. Garantisini kimse veremez. Gel sen yanımda otur kesin böyle olacak kimse diyemez. Ama ümit ediyoruz ki böyle olur. Ümit ediyoruz ki. Ama ikinci taraf var. Günahla, kusurla. E, tamam günahta paylaştık. E, sevapta paylaştık. Günahta Günahta iş değişiyor biraz... ...burada da aynı kurallarımız... ...gelişiyor... Ee, ...üç tane parametremiz vardı... ...bir ümit parametresi sevapta... ...ümit ediyoruz Allah birisinin yaptığı iyiliği... ...herkese yaygınlaştırır, ümit ediyoruz... Ee, ...ümit ederiz ki Allah birisinin tövbesini... ...bir başkasının e, başkasına... ...yani... E, ...onun da tövbe etmesine vesile kılar... ...böyle bir merhamet tecellisi eder... Ee, ...birincisi... ...umut, ikincisi... E, ...onay, üçüncüsü vesile olmak... Kötüde de aynısı var. Bu ikisi var. Birincisi vesile oluyorsanız kötüye o kötülüğü yapmış gibisiniz. İkincisi onaylıyorsanız kötülüğü o kötülüğü yapmış gibi olursunuz. Günahın neticesi olarak. Netice olarak günah elde etme konusunda. Bir işin. Ama sizin gibi olan birisi gitti bir bireysel, şahsi, fevri bir şey işledi, günah işledi. Sizin onayınız ve vesile olmanız haricinde Bundan siz mesul olmazsınız. Burada şahsilik var. Yani babasının günah demin hani biraz önce cenaze şeyle alakalı oldu. Oğluna geçmez. Mesela bir hikaye daha burada gene izleyicilerimizden bir kesmi benden gıcık kapacak. Farkındayım. Ama e, birisi bir portakal deldi hamile bir kadın. Oradan bir portakaldan su içti diye çocuğu arsız hırsız olmaz. Yani böyle bir denklemi dini temellendiremezsiniz. Hikaye güzel gidiyor. Aslında değil hocam faslına bakalım derseniz eğer fasıllar asılların yerini işgal edip böyle hani deterjan reklamlarında olur ya böyle canavar canavar girişmeye çalışıyorlar. Öyle olursa hop dememiz gerekiyor. Ne oluyor ya? Sen fasılsın, haddini bil. Orada asıl var. Asıl Kur'an'dır, sünnettir, bilgidir. Yani gerçek bilgi, gerçektir. Bunun yerine fasıl alamaz. Fasıl bunun üzerine vampir gibi çullanıyorsa hop deriz yani. O dememiz gerekir. Yoksa e fasıldan fası, e, yanlış anlaşılacak fasılda dolaşırız hep kitabın ismi akla gelmesine sakın şimdi hep titrek titrek diyorum <laughs> yok o bir, bir anda şey e, yani insanlar e, e, yani fasıllar e, asılların yerine alırsa hep o fasıl bu fasıl derken fasıl e, ara demek bu arada e, oralarda dolaşır kalırız asıllara bir türlü ayağımız basmaz e, günah için denklemin sadece iki tanesi var burada umut vardı vesile olmak vardı, e, onaylamak vardı. Burada onayladığımız ve mesul olduğumuz, e, sözümüzün geçtiği yerde söz söylememişsek, durdurabileceğimiz halde durdurmamışsak bir olumsuzluğu, kötülüğü, günah, onu da, da, söz söylemediğimizin mesulü oluruz orada. Fakat benim böyle bir haberim yok. Adam kuytuda bir günah işlemiş. Gizli gizli orada nasıl bir mesuliyeti olabilir bir başkasının? Yani Kur'an'a göre herkes kendi yükünü günah çeker. Ama benim almam gereken tedbirler vardı ve ben almadıysam söylediğimde durdurabilecek gücüm varken, engel olabilecek, başkalaştırabilecek bir gücüm varken ben yapmadıysam ondan da mesul olurum. Yani bir itfaiyeci yangını söndürmemiş, iki kişi can can dilidir yanmış. Ya ne yapayım başım ağrıyordu filan yani olmaz. Sen kardeşim sen onun için oradasın. Polis aa tüh kurşunu unutmuşuz evde ya filan diye mesela. Kelepçeyi unutmuşuz diye hırsız kaçtı mesela. Öyle öyle bahane mi olur yani? Yani eğer bir doktor yan, e, ambulansa mesela birisini ambulans şoförü doktor diye oradan beyaz giyimli birisini attı diyelim. Mesela acile gidiyor. Acil bir vakaya gidiyor. Aa sen doktor değil miydin ya ben de beyaz giydin diye doktor zannettim filan diye. Adamı ambulanstan indirip hadi müdahale et derse adam öldü diyelim. Ondan o mesul olur. Durum budur yani. Eğer e, vaziyeti terk etmişseniz, el koymanız gereken bir yer varken el koymamışsanız buna hatırdır, yumuşak huyluluktur, ne yapalım ben de çok merhametliyim filan demekle sıyramayız. E, e, burada almamız gereken bir pozisyon varsa bu pozisyonlarda da bellidir. E, hani malum meşhur bir ayet hadis, hadis var. E, ilim erbabının, söz erbabının e, veya işte kolluk gücü kullanabilecek devlet mekanizmalarının bunları yönetenlerin alması gereken durumlar. Bir de hiçbir gücü olmadığı halde ne dilinde ne e, kaleminde e, sözünde kaleminde veya işte elinde devlet güç olarak kolluk gücü olarak gücü olmayan kimsenin de yapması gereken şey e, orada e, kalben buğz etmektir. En azından. Yani e, burada e, bilmek, e, farkında olmak e, çok önemli evet. bir şey belirliyor abi. Yani e, Bilmeden, farkında olmadan bir sevaptan nasip almak da öyle kolay değil. Bilmiyorsun, farkında değilsin. Kalben onaylamıyorsun en azından. Yani belki maddi destekleyebilecek bir gücün olmayabilir. Ama manevi olarak kalben, ya ben bu güzelliğin, bu iyiliğin yanındayım. Benim tarafım burası. Kalbin bunu söylemesi gerekiyor. Ama diğer taraftan. E, işlenen bir günah yapılan bir kötülük bir, bir suç varsa da bilerek isteyerek e, onu desteklemek o, ya da ona göz yummak onun yapılmasına yol açmak e, otomatikman ona vesile olunduğu için ya, vesile kullanılır mı bilmiyorum. Tabii. ona sebep olunduğu sebep. için aracılık yapıldığı için e, otomatikman etki ama bilmiyorsunuz hakikaten e, siz oraya dahil olduğunuzda o, o düşünce o o fikrin etrafında toplandığınızda, sizin idealleriniz, iddialarınız içinde suç, günah vesaire bir şey yok. Ama birileri yapmış ve o leke sizin üzerinize de sıçrıyor, birileri evet. atıyor. Ama e, bilseydiniz zaten karşı çıkardınız, bilseydiniz zaten engel oldunuz. Öğrenin öğrenmez de bunu şey yaptınız. E, ben böyle bir şey onaylamıyorum evet. dediniz. Kalben, e, ruhen, fiilen. Hı -hı. E, bu, burada. Arar bir hayır yazıyoruz. yapmışsa falan dememişsiniz mesela. Yani, yani. Bir de bulunma da burada şeydir. Mesela bir tane kavgaya gidiyorsunuz mesela. Adam önüne yumruk atmaya gidiyor bir garibana. Arkasında siz varsınız. Böyle hani çete dizileri var ya şimdi bol bol. Arkada evet. 50 tane adamla koşuyor kavgaya. Bu 50 adam arkasındaki 50 adamın lan biz bunun arkasındayız diye bu yumruğumu güçlü zannediyor. Gidip mazluma daha sert yumruk vuruyor diye o arkadaki bulunuşunu da bu masum yüzüdür bulunuşunu da sorgulamak zorunda. Ben buradayım diye mi acaba bu kötülüğe güç kullanıyor? Kötülüğe güçlü zannediyor. Kötülük yapma konusunda kendisini güçlü, yeterli zannediyor diye bir sorgu da böyle yapmak zorundadır insan. Dolayısıyla masum kimse nerede duracağını seçmek zorundadır. Yani benim yüzümden burada durmam birilerinin benim masumiyetimi öne çıkartarak hata yapmasına sebep oluyor mu? Sorgusunu sormak zorundadır. Ee, masum benim gücü masum bulunmak diye. Hani benim masumiyetimi kendi kirliliğine alet ediyor mu? Bir evet. basamak olarak kullanıyor mu? Evet. Yani evet. 2009'un e, ilk e, yazısıydı. İtalya'nın masum gücü bulunmak diye. E, masumun bir gücü var. Bulunma gücü var. Zalimler bunu sever. Yani. öne çıkartır. Hani verdiğim misali hatırlıyorum. Orada evet. e, uyuşturucu taşıyan adam misali. Bu arada başarılı kucağında bir çocuk var mesela arabada. Ama araba dolu, mal dolu. Polis bakıyor böyle şeyle ışıkla. Bakıyor ki bir aile var mazot. Onlar da daha önce tehdit etmiş. Konuşursanız sonuncusu olur filan. Vururum sizi. Veya işte annesi babasını evde esir etmiş. Annem baban gider bana bir şey olursa konuşursan diye. Kadının çocuğu tehdit etmiş. Polis bakıyor ki düzgün bir aile var. Buyurun diye Geçin diyor. Orada kadın masum, çocuk masum. Uyuşturucu satıcısı var bir tane. ve Kötü adam var. O kötü adam yanında bulundukları için o masum Masumlar kötü adam geçiyor. Dolayısıyla böyle bir güç var yani nasıl engelli engelleyebileceği yerde zaten sorumlu olur. Yoksa engelleyemedi. Silah soru Değil var mi? orada. Mesela Ama bu, buna demiyorum ben. Onun dışında kendini ifade etmek için kendini özgürce tarafını değiştirebileceği, yerini değiştirebileceği Tabii. durumlarda e, sadece kalben buz edebilecek kadar gücü olan insanın da böyle bulunduğu yeri kontrol etmesi gerekiyor Hı. demek ya. Evet, Allah kimseyi suç yokmuşum. işlerken biz dediğinde e, o suçunu işlerken kolaylaştırıcı e, ve o suçu işleme konusunda haksızlığı, e, günah işleme konusunda kendisini haklı bulacak kadar o bezin parçası etmesin. Yani bu önemli bir problem. Kimseye de abi, bu böyle dua ediyorum. Bir de şöyle e, etmemiz lazım. E, kimsenin de yanına Masum garibanların güven kredilerini aldılar diye yaptıkları haltları bırakmasın. Amin. Yani amin. Önemli olan burada masumiyettir yani. Hatır değildir burada. Burada bir gideceğimiz hatır varsa masum hatırıdır. Haktır, hukuktur. Sevgilerimiz, bağlılıkta aidiyetlerimiz değildir. Değil. Bizim bunlar gidebilir ama ötekiler çiğnediğimizde yarın ben çocuğuma bir şey bırakamayacağım miras olarak. Eğer hakkı hukuku Masumiyeti filan kafasından netleştiremezsem, hayatımda, kültürümüzde bunları netleştiremezsem ki ortadaki durumda de bu zaten. Padişaha bir şey söyleme, kellen gider kültüründen gelince işte padişaha bir şey söylemiyor şimdi. Böyle oluyor, kellesi gidiyor söyleyen. Herkesin de padişah, padişah olası birbirine. geliyor. Öyle yani 300 yani. sene 500 sene de olsa devam ederse bu kültür böyle devam ediyor işte maalesef yani. Evet abi 1 saat 40 dakika oldu yayına başlayalı. 20 Bizi dakika kadar bir süremiz dedi. kaldı. Yarıya geldik herhalde. Yarıya geldik sayılır. Mesela dua tavsiye eder Siz misiniz? De. Sayı ve duruma göre diye bir e, soru var. bir Evet. E, bir, bir Ramazan programında 2014 müydü? 2015 müydü? Hatırlamıyorum. Bir programda hı hı. E, böyle birkaç dua tavsiye etmiştiniz benim hatırladığım. böyle hı. hani Çok sayılı mevzulara girmediğinizi biliyorum ama peygamberimizden bize ulaşan böyle dualar var diye biliyorum. Hı hı. Adetli olanlar da var. 33'tür filan gibi 11'dir, 33'tür, 3'tür gibi dualar var. Onları de bir ama ben uyduramam mesela. Bir başkasının söylediği sayılar da ben sayı burada bağlayıcı olduğunu düşünmüyorum yani. Başkası söylemişse ama Allah rızası söylemişse öper başıma korum. Bu kadar. Öteki yani ötekinde sayı keşfetmiş. Yani olabilir yani. 194 Ebced hesabıyla. keşfettim mesela diyelim. 195 oldu ne oldu? Hiçbir şey olmaz. 192 hiçbir şey olmaz. Orada kritik bir eşik var falan gibi böyle. Kim tespit ediyor bunu? Yani ya bu kalemler gıcırdarken orada kim var ya Allah aşkına? Biri söylesin bu kadar kalemleri orada gıcır gıcır yaparken kim oluyor da bize? Ya ben ben bunun sonunun gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu hani bir şunu için söylemiyorum. abi kendim gıcık bir adamım. Önüme gelen reddediyorum. Bunun için değil yani. Bu böyle bir şey mi yok çünkü? benim çok kabul Akıllım bir vazifesi de kabul etmektir. Hep reddetmek değildir. Ama yerinde reddedeceğini reddetmektir. Akıl kabul de eder yani. Aklın en büyük fonksiyonu budur zaten. Şahadet dediniz yani. Şahadet kabul etmektir. Aklın en büyük fonksiyonu budur zaten. İman kabul etmektir. Akıl kabul etmekten yana da çalışmalıdır. Hatta daha fazla. Bir, ben gıcık bir adam her şey önüme gelen reddediyorum. Bu akıllı bir şey değil, Aklın bir şey değil ki bu. Bu akılsızlık olur. Her şeyi reddeden adam akıllı denmez. Akıl kabul de eder çünkü. İki, ben böyle hani birisi var bir yerde oturuyor, onun şöyle diğer şey muhalefet edeceğim. Onun, onların, ötekinin, ferişte, alayı, hepsi fa fark etmez. ben onları oradan düşürmeye çalışıyorum. İtibarını zedelemeye, saygınlığını azaltmaya. Allah şahit böyle bir şeyim yok. Aha, içim, Allah biliyor içimi. Benim böyle bir tavrım yok. Benim burada gütmeye çalıştığım veya diyelim ki üçüncü ihtimalle şu insanlara az dua ettirmeye mi çalışıyorum? bu en saçma sebep olur. Böyle bir şey istemem. dua etmeye insanın alışması, sevmesi için de ekstra bir dua etmesi lazım. Allah'ın bize dua etmeyi sevdir. Çünkü senden isteyeceğimiz şey, senden istemeyi de tutar. Sümüklü birinden isteriz. Yer rezil oluruz, rüsvay oluruz. Gerek yok. Kimsenin karşısında bizi ezdirme ya Rabbi. O yüzden yalnızca senden istiyoruz. Ve yalnızca senden istemeyi bize öğret diye dua etmemiz lazım. Bunun için de dua etmemiz lazım. İstediklerimize de bakma. Hani bazen e, Kur'an'da bir ayet var: "Şerlere hayır zannederek isterler onlar" diyor. Kötü kimseler için. Biz bazen şerlere hayır zannedip inatla Allah'tan istiyoruz. Ya Rabbi, benim istediğim her şerse onu da bana verme ne olur. Canım sıkılsa da verme. Ancak hayır olanı verdiğinde de eğer gene canım sıkılırsa o canımın sıkıntında lütfet gider. Yani mesela güzel bir dua oldu şu anda söylüyorum bunu ama mantığım bu yani benim. Ee, yoksa kimsenin dua etmesine Hayır benim bir tane amacım burada sayımayı diye e, böyle bir üfürmüyorum. Bir tane burada dinin izzetini korumak. Dini düşüncenin izzetini korumak. Yoksa hani İslam ben mi kur? Hayır ne alakası var? Ben kendimi İslam'la kurtarmaya çalışıyorum. Mi? Bu. Ama ama benim dini duygunun düşüncenin nakledilebilir olması, sağlıklı nakledebilmek için Burada e, bunu korumaya dair benim zihnimdeki bir tedbir bu. Yoksa hayır 321 defa okuduysan okudun yoksa 293 defa okumuş Hazret diyelim beyefendi hanımefendi. Olmadı ki o 290. Ne bu ambar sayımı mı yapıyorsun? Ne var yani bir silonun önünde e, çiftçi getirmiş buğdayı arpayı mı sayıyorsunuz? Yani kim sayıyor bir de bunu? Yani bunu eğer duayı ben Allah ediyorsam e, herkes bir kenar bir çekin kardeşim de. Ben Allah'a dua ettim. Bir çekilin. Bir, 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 rahat bırakın beni falan diyorum. Benim dediğim şey bu. Yoksa kimseye saygısız teklif falan değil. Ama bilmem ne çağdaki yaşayan alim şöyle demiş. tam diyebilir Ben bir şey demiyorum ki ona. Yani. Ben alim mi kötüledim? Öyle bir şey demiyorum. Ama ben Allah Resulü sayı söylememişse diğer sayılara çok takılmayın diyorum. Yapın. Yapmada problem yok. Ama yapılmalıdır nokta diyorsanız orada stetoskopu takıp bir şeyler dinlememiz lazım. Niye geliyor bu sesler? Neyden geliyor? Bu hırıltılar nereden çıkıyor? Acaba ciğer mi dolu? Orada dinlememiz lazım işte. Problem noktayı koyuyorsanız, şarta dönüştürüyorsanız. Yoksa dua edilebilir. Sayılı da edebilirsiniz. Sorun yok. Kur'an olağanüstü dualar barındırıyor içerisinde. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği bir sürü dua var. Biz bir Ramazan, bu Ramazan'da sonlarda birer tane Kur'an duası yapıyorduk. Ki son bölümde zaten bütün duaları Ramazan son gününde, 2018 Ramazan son gününde bütün duaları birleştirip topluca beraber dua etmiştik zaten. Ben önünde 12-13 sayfalık dua ettim vardı hatırlıyorum yani. Evet, evet abi. Şu tavsiye anda... ederim Kur'an dualarını evet, tavsiye ederim yani çok inanılmaz ama yavaş yavaş lütfen dua derken yavaş yavaş üstünde düşüne düşüne öyle bir anda 45 dakikada ya kollarımız yoruldu hocam filan böyle dua mı olur ya? Yani? Yani tamam ettim oldu dersen oluyor işte. Ama yavaş 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 üstünde dura düşüne Dura düşüne. Ya Rabbi ben senden başkasını ilah kabul etmiyorum. Dur ya öyle mi hakikaten diye 10 saat düşün üstüne. 10 yıl düşün bunun üstüne. La ilahi illallah tesubhanek kütümün Gene Hazreti Yunus'u söyledim. Bir çırpıda söyleniyor. 10 saniye sürmüyor. Ama Yunus olmuyorsunuz. Yunus'un zihni gibi düşünmüyorsunuz üstünde. O pişmanlık, o regret işte kendine karşı Öfke dolu pişmanlık. Yani bun, bunların ancak düşünerek üzerinde halledebileceğim şeyler. Yani formel olarak geçerliliği var mı çok zor gözüküyor. Gelenek olarak geçerliği var mı çok zor gözüküyor. Ama e, bu zoru başarmak durumundayız. İnanç bunu bizden istiyor. Bu inancın dini duygunun, düşüncenin e, nakledebilmemiz için de bu disiplini edinmemiz gerekiyor. Ben, benim çabam bu. Kötü doktorum oynuyor. Tamam kesip biçen doktor doğru diyetisyen gibi değilim. Yani burada cicili bicili falan ne bileyim hani e, psikiyatrist gibi böyle koltuğa yatırıp da e, yani anlatsana bir dinleyeyim falan demiyorum. Doğru. Yani doktor rolü oynarken buradaki cerrah rolünü kesip biçme rolünü oynuyorsunuz. Yani internet servisi gibi böyle hani iltihaplaşında bununla uğraşmış gibi oluyor. Ama maalesef bunu da yap, birilerinin yapması lazım. Öteki de dua tavsiye ediyor. Yani edebilir. Ama ben bu tarafın nakledilme konusunda daha e, yani tedbir alması gereken taraf olduğunu düşünüyorum. O yüzden söylemler sert geliyor olabilir. Maksadım bu yoksa dediğim gibi öteki hiçbir maksadım yok. Nasıl olabilir ki? Yani ben ben bir kere ilahiyat e, eğitimi almış birisiyim, dinler birisiyim. Yani kendim dua eden birisiyim ya. Yani kendim yapmayın onu. Adam birisi mesela namaz kılmıyorsa e, genelde bu tipler olur. Miraca inanmıyorsa miraç diye bir şey yoktur diyor mesela. E, adam bakıyor diyor ki yani ee, zekata inanmıyorsa yok ya o öyle değildir o şudur diyor. Salavat getirmiyorsa mesela salavat o değildir diyor. Mesela namaz kılmıyorsa namazdan yana derdi varsa aslında namaz filan diye başlayan cümleler kuruyor. Benim aslında dua derken ben dua etmeyen bir adam değilim ki aslında dua diye negatif cümleler kurayım. Yani kendime yontayım. Hayır alakası yok yani. Ben kendim ne kadar az dua ediyor diye yavaş ediyorum. Evet yani e, ben bunu da tavsiye ediyorum. Düşüne düşüne yavaş 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 düşüne düşüne yoğun konsantre dualar. Yoksa çok dua değil, konsantre dualar. Ee, Kur'an'da geçen dua ayeti milyon tane değil zaten yani. E, hemen e, izleyicimiz diyor ki, çocuğun olsun diye herkes dua veriyor. Bazen baskı hissediyorum. Bir yandan bu duaları etmek istiyorum, bir yandan kendimi kötü hissettirme sebep oluyor. Ne yapmalıyım? diye izleyicimiz mesela soruyor bu soruyu. Çocuğu olsun diye dua edebilir. Yani Furkan evet. suresinin 74. ayeti biz bir ara konuştuk hatırlıyorum. Yani bize gözümüz Ne eşler ve çocuklar ver diyebilir devamlı. Üzerini düşünebilir. Ee, yani Hazreti Zekeriya'nın üç günlük bir orucu var hatırlarsanız. Ee, bir Hazreti Meryem'de konuşturmuştuk hatırlıyorum ben Ramazan'dan bir hafta önceki bölümdü. Bir konuşalımda. Ee, üç gün bir yerde kimseyle konuşmama e, zikir etme ile alakalı sessiz bir tefekkür orucu veriyor Hazreti Zekeriya'ya. Üç gün Allah için yalnız kalıyor mesela. Kur'an'da var bu. Böyle bunlar bunlar yapabilir, problem yok ama biz de mesela maalesef böyle moral verelim, motivasyon verelim derken hadi bir adamın saçı dökülmüş mesela. Adam geliyor, onun hatırını soruyor ya. Ya sormaz ol, bir yıkıl git oradan yani. Ne yaptın ya saçları dökmüşsün filan böyle. Ya ne yaptıysa yaptı. Dökülmüş işte o saç yani. Sen ne yaptın ya? Mahvolmuşsun, çökmüşsün ya. O gözler ne olmuş öyle filan Sana ne oldu? Hocam böyle? seni. <laughs> çok yaşlanmışsın ya filan. Ya bir git şuradan ya. Yani bir adam zaten moral motivasyon varsa iyice yıkıyorsun yani. Şimdi adama yani çocuğu olmuyordu diye yani ikide bir ikide bir çocuğun yok çocuğun yok diye pekiştirmek oluyor. Yani. Ya bu da normaldir. Hani onun çocuğu olmaması da yerinde normal olabilir. Hani bunu da benzer bir soru Caner Can'da Ramazan sorusuydu hatırlıyorum. Ee, o onun normali olabilir. Yani çocuğu yoksa diye cümle kuramazsınız. Birinin çocuğu var, birinin yok. Yani olabilir ne var ki? Benim de saçım siyah, ötekinin sarı ne var yani? Hani bunu bir eksiklikmiş gibi insana devamlı pekiştirmek de e, iyilik değil yani. Niye eksik olduğunu kim söylüyor? Yani Allah öyle bir şey söylemiyor yarattığı kuluna. Ama e, istiyorsa Hz. E, Hazreti Zekeriya'ya Mesela Hazreti Yahya'yı veriyor. İlerleyen yaşında Hazreti İbrahim'e veriyor ama bunlar hep imtihan soruları. Evet. Abi, son 10 dakikamız. Az evvel soruyu ekranda gördü izleyicilerimiz. O yüzden bu soruyu tekrardan yansıtayım. Zorla evlendirmenin dinde yeri var mı sorusunu izleyicilerimiz gördü ve bir izleyicimiz çok ilginç bir şey yazdı. Hakan hocam benim haberim olmadan bana dini nikah kıymışlardı. Ee, <laughs> Babam kendi kafasıyla bana bile sormadı ben o nikahla 30 senedik evliyim diyor izleyicimiz. Yani o nikah geçersiz bir nikah başta ama sonradan hani kabul olmuş insanlara bu beyan edilmişse nikah yerine geçer. Ama zina 30 yıldır zina diyordunuz diyemem denemez ama e, kişiye sormadan nikah kıyılamaz. Vekalet de biliyorsa nikah kıyılamaz yani kişiye sormadan. Tamam ya o kesin evet der böyle bir akidin şartları var. Nikah bildiğin soğuk yüzü olan bir şeydir böyle duygusallık değildir hep böyle oluyor maalesef. Dindarlar daha çok duygusalla yontuyorlar gittikçe. Ee, yani bir dindar popülizmi var maalesef. Bu evliliklere, nişana, şuna, buna, aşka, sevgiye karşı. Bunlar e, aile kurumu için çok sağlıklı şeyler sonuç vermeyebilir. Yani gene acı buluyor ama yani la 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 böyle... E, bunlarla Instagram paylaşımı gibi değil hayat. Hiçbir zaman öyle olmadı. Olmayacak da. Dolayısıyla bu aile aile kültürü açısından çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Nikah da akittir. Birisi bana sormadan benim bir eşyamı satamaz. Akit manasında satılma manası ortak yön burada satılma değil. Teşbih eğer bilmiyorsanız bu o ne yani şimdi kadın satılıyor falan Yani diyecek bir şeyim yok benim bu düzlemde. Burada rızadır. Rıza e, asıl şeydir nikahta. Tarafların gelip rıza beyanında bulunmaları gerekir. Rıza beyanı yok ama alem duydu. Beş para etmez. Orada birinci bir numara şey, ipi ilk bağladığınız nokta, ilk bağlantı fiş e, rızadır. Rızası yoksa nikah olmaz. Allah Resulü'nde bir ensardan birisi kızını istemediği birisiyle evlendirdiğini e, söylüyor. Hazreti Ayşe gidiyor diyor diyor ki Ya e, Ayşe böyle böyle bir şey var Allah Resulü'ne soracağım. bekletiyor diyor. Allah Resulü genç Hazreti Ayşe diyor ki böyle böyle bir şey olmuş diyor. Kızı zorla evlendiriyormuş babası diyor. Am e, yeğeniyle, amcasının oğluyla. Sonra babasını çağırıyor. Hayır diyor yapamazsın. Kızın ne derse olacak diyor. Nikah yetkisini kızına veriyor. Sonra kız geliyor diyor ki Ensar'dan o kız Yersudat diyor ben babamı beni evlendirmek istemesine şimdi razı oldum ama diyor e bunu yapmaktaki sebebim şuydu diyor yani bu bilginin açığa çıkması yani kadınlara sormadan zorla nikahını kıyılamayacağının öğretilmesiydi diyor. Vay be. Yani Vallahi yapamazsınız. Bravo. Yani Ak, akip geçerli fasit akittir bu zaten. İlk müracatta bozulur. Yani bir hakime gittiniz, ben zorla evlendirildim. Küt diye dağıtır bütün kurum, aile kurumunu. Ama evlendikten sonra razı olursunuz. Nikah e, devam eder. Onu bilemem o sizin iş eşiniz. Ama yok ben bundan asla razı değilim. Dün de razı değildim, bugün de razı değilim derseniz ayrılırsınız. Çocuğumuz var. Velayet birisine verilir. Anneye verilir diyelim mesela bakabiliyorsa. E, ama e, o nikah geçerli olmaz. Zorla kıyla nikah geçerli olmaz. Baskıyla evlendiremezsiniz. Yani hiçbir surette evlendiremez. Töremiz bu filan. Batsın seni tören yani. Din mi diyorsun, tören mi diyorsun? Ha, terazi tartacaksak ikisini de nereye koyacağız yani? Bir bunu tarif edin de ondan sonra başlayalım. Ya yani kültürümüz bu ama filan diye. Babamın ben de üzerinde ya bu, bu, başka bir şey işte yani. yani babanın hatırı olabilir tamam eyvallah. Ama e, bu bunun nikah başka bir şey yani. Size sorulmadan olmaz. Mümkün değil. Rıza bu işin en temel prensibidir. En temel balıdır akdin. Sonradan ama ne oldu? Mehir vermedin? Tamam o eyvallah o ikinci sebeplerden. İkinci derecede ama rıza ve sosyal düğüm en az şahidin olması, iki tane şahidin olması geçerlidir. E, şahitlerin olması ve e, tarafların da bulunması gerekir. Mecbur cebr akdi geçersiz kılar. Bu kalemi de sattınız böyle. Kalem aktinde satma derken böyle kesin yanlış anlaşılacak da teşbih kaidesinde böyle şey yok. Burada akittir. Kalem üzerine bir akit gerçekleştirdiğinizde mecbursun bunu alacaksın diye kafasına silah dayadınız. Bu bu akit geçersizdir. Yani İlk burada anda feshedilir. Burada kadın üzerinden ilerliyoruz. Da, erkek için de geçer, Hadi. değil mi bu? Bir erkeği tabii, tabii de zorla evlendiremezsiniz. yani. Ya. <laughs> hani... ev, yani evlilikte zor, yani. zorlama yapamazsınız yani. Yani kesinlikle iki tarafında, iki tarafında bilerek, isteyerek ee, Razı, de, Rıza, Ryan, beyan oza. Rıza. de şey dediğiniz çok önemli abi. Yani soğuk bir soğuk bir şeyden Yani hukuki bir şey bu. Yani hukuk kağıdında mesela hukuki bir metinde şey arayamazsınız. Duygusallık, romantizm falan. Öncesinde sonrasında çok da yakışıyordunuz ya filan niye. Yani öyle olur mu bu hakim ama, lafı olur mu bu? Yani öncesinde sonrasında evet. Ama o kağıdın oluşturulma esnası, imzanın atılma esnası, sözün verilmesi. Bilerek, isteyerek aldım kabul ettim cümlesini birisi kuracaksa evet tamam diyecekse orada bilincinin açık olması lazım. Yani mesela Tabii. sarhoşken nikah kıyılamaz herhalde yani Hayır. bilinci yerinde değilken nikah kıyılamaz. Yaşar, öyle bir hadis var şakanın işte yalandan yere falan böyle ciddiyetsiz nikah nikahtır diyor ama burada e, hadisin yorumlanması sadece böyle hani tiyatral bir şekilde değildir. o bu. Burada aile kurumuysa ciddi olan ciddiyeti yüklediği Allah Resulü'nün ailedir, nikahtır. Bu ciddiyeti korumamız istiyorlar Allah Resulü orada. Ya öyle şakaya getirmeyin yani şakadan yaptık ne bileyim hani ama tavrın hiç şaka gibi değil. Ya e, koca evi diye bir tabir var. Koca ev ya işte neyse kadın da koca, e, kocasına zulmedebilir. Erkek de kadına zulmedebilir. Bu zulmün e, tam neyse çek ya e, bu nikah bu zulümleri örten bir şey değildir yani zulüm zulümdür yani. Evet Hakan abi 7 sorumuz ee, kaldı. ama bu Ben 7 soruyu... izin aldığım sorular mı acaba diye düşünüyorum da. Ee, siz okuyun isterseniz de ben en azından ben... o yere izin almamış olayım. Tamam oldum yani. soru başlıklarını söyleyeyim. Böyle bir dönemde evlenmeli miyim? Bu kadar zulüm varken bu kadar insanlar Ben tek tek cümle söyleyeyim mi? Evet evlenmelisiniz. Yani evlenmez, evlenecekseniz evlenin yani. Evet. Hayatı durduramazsınız. Doğumda, evlilikte. Evlenin çocuğunuz olsun. Düğün yapın. Problem yok. Ama duyarsız olmayın. Yok saymayın. Tamam. Acılar varsa kimsenin acısını yok saymadan kabullenip, duyarsızlaşmadan düğün de yapın, evlenin, çocuğunuz da olsun. Nikahlı Sonra... iki kimse ayrı illerde yaşayabilirler mi? Yaşayabilir. Tavsiye edilmeyen bir şey. Yaşayabilir. Ama nikahları düşmez. Nikahı düşüren şeyler bellidir. Bir sürü uzak kalmak nikahı düşürmez. Ama ihtiyaçların karşılanması konusunda mağduriyetler oluşur. Peki Harideki küslük bahar... varsa? Bu 100 lük 100 lük olsa da olur. Yani Olmaz, boşanma mi? beyanı olmadığı, boşanma kararı olmadığı sürece e, nikah bozulmaz. Hmm. Ama e, mümkün mertebe en kısa sürede nikahlı insanların yan yana gelmesidir esas olan hoş bir durum değil. Ama nikah düşürme konusunda nikah e, boşanma beyanı olmamışsa e, orada herhangi bir şey nikah düştü veya nikahsız olduğunuz denemez yani. Evet. Ama doğru olanı yan yana olmalar. Tabii hoş bir durum değil ama nikah düşmez onu söyleyeyim cennet tarifleri ne kadar gerçekçi diye bir soru vardı. Belki bunu sonra konuşabiliriz. Onu bir düşürüm. program halinde konuşmamız evet. gerekiyor. Ben İnşallah. On ayrı bir başlık yapabiliriz. Ee, bizim daha evvel konuştuğumuz bir konu aslında içimden ha, Bu arada bir ibadet... cümle söyleyeyim. Gerçekçi olmak zorunda değil. Hayaline bir şey düşürür. Manzara verir Allah. Aha. Bu bir idealdir. İdeali zihninde canlandırır insan. Herkesin cennet tasviri ayrıdır. Bende hmm. Ben de ağaç deyince söğüt ağacı geliyor. Ben memleketimde söğüt ağacı çok. Çünkü ama yaşadığım memlekette huş ağacı var bizim bildiğimiz. Huş ağacından hemen e, ben 8. katta oturuyorum. Bu bu katlara kadar boy yetişen bir huş ağacı var hemen yanımızda. Burada da huş ağacı meşhur. Ama e, ne ne bileyim Baobab ağacı var Madagaskar'da. Onlar da onunla ağaç deyince aklıma Doğru. geliyor. Ağacın gölgesi de değişmiş oluyor gördüğünüz gibi. <laughs> evet, yani şimdi... bu ağacın söğüdün gölgesi çok fazla olmaz. Baobab'ın gölgesi değişik olur. Yani bu cennet tasvirleri evet yani gerçek dünyadaki aziz sana hatırlatmıyor sana başka bir şey hatırlatıyor. Şimdi evet. konuşacağız şu anda. Şimdi konuşacağımız olmak zorunda söyledim. Yani. yani başka sorular var işte içimden dua ve ibadet etmek gelmiyor e, ne yapmalıyım evet. diye e, aslında biz maneviyatımı kaybettim de evet, biraz bundan bahsetmiştik e, o, o videoda var. Akraba ilişkilerinde kopuşlar var malum şartlardan ötürü ne yapmalıyız diye bir soru var. Bunları da birer cümle söyleyeyim. İçinizden gelmesi de yapın. Bu içimizden gelme şartı yok ibadetlerde. İçinizden geliyorsa güzeldir, kabuldür diye bir şey yok. İçinizden gelmeye gelmeye yaptığınız şeylerde Evet asıl bağlılık olabilir. Asıl taht olabilir. Ya Rabbi beni aslında koparacak çok şey vardı ama kopmadım geldim buradayım dersiniz. Bu da makbul şeyler olabilir. Akraba koparılmasıyla alakalı. Benim temel stratejim güzel bir uzaklaşma. Kimsenin bizi ezmesine, yumruk atmasına, babam, anam, akrabam bile olsa izin vermek durumunda değiliz. Zulüm. Babam zulmediyor ne yapayım? Yani atsan atın öyle bir şey yok. Yani zulüme uğruyorsanız fiziki veya psikolojik fark etmez. Biri karşınıza hakaret ediyor. Dayım ne yapayım? Ne demek ya? Ne demek? Dayım diye sana hakaret mi etmek zorunda? Sen dayının dayın diye hakaretini işitmek mi zorundasınız? Yumruk mesafesidir. Almanız gereken mesafeyi alırsınız. Kimseye kötü olmazsınız. Ama kimsenin kötülüğüne de çanak tutmazsınız. Masum durarak da tutamazsınız. Bunu engelleyebileceğiniz bir yol, yöntem varsa engellersiniz. Hicri Cemil, Kur'an peygamberine güzel bir uzaklaşmayla onlardan uzaklaş diyor. Ama güzel. Evet. Yani başka sorular da var ee, ama ne yazık ki yani iki saat oldu Hakan abi ee, bu soru cevap mevzusunu bir daha yapmalıyız diye düşünüyorum. Yani e, en yakın zamanda. Sevgili izleyenler yani sorusu okunamayanlar kusura bakmasınlar. Hem burada benim not aldıklarından hem de canlı yayında yazılanlardan. Onlardan da bazılarını buraya not aldım. Ee, ama yani kısmet olursa e, başka bir soru cevapta onları da konuşmaya çalışırız. Ee, sevgili izleyenler bir haberimiz var. Ee, bir Konuşalım'ın adresini değiştiriyoruz. Ee, Hakan Zafer'in YouTube kanalına taşıyoruz, taşınıyoruz yani. Ee, taşınma işlemine yardımcı olabilirsiniz Hakan Zafer'in kanalına <laughs> abone olarak. Ee, bir konuşalım Hakan abinin kanalında devam edeceğiz, bilginiz olsun. Arşivi de oraya taşıyacağız. Yani Bir Konuşalım'ın e, benim kanalımda bulunan arşivi e, ve Ramazan Güzeldirileri de Hakan abinin kanalına taşıyacağız. E, ben orada daha e, yerinde olacağını düşünüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Hakan abinin YouTube kanalının şu an özel bir şey var mı abi? YouTube.com Silah Hakan Aa, Zafer yok, var mı? Yok ama herhalde normalde Hakan Zafer diye alacağım. Yani. Tamam. Ama mı yani, yani resmin cismim var orada. <laughs> sevgili izleyenler, bir konuşalım. Hakan abi'nin kanalında devam edeceğiz. Haftaya oraya taşınıyoruz. Bilginiz olsun. yani oraya uğrar abone olursanız, seviniriz. bütün arşivde orada ulaşabileceksiniz. Bizim burada yaptığımız ben saydım 130'a yakın bölüm var toplam. İşte Ramazan güzeldirler bir konuşalımlar e, tamamını oraya taşıyacağız. E, belki biraz daha tasnif ederek biraz daha e, ulaşılabilir e, ne derler bu e, kaynakça oluşturarak izleyicilerimizin Hı. ulaşabileceği başlıklarla da e, orada bulabilirsiniz diye şimdiden söylüyorum. E, YouTube'a herhalde Hakan Zafer yazınca e, kanalı bulabilirsiniz bulamazsanız da Hı. önemli değil e, Twitter'dan linkini paylaşırız oradan da görebilirsiniz. Hı. E, haftaya e, oradan devam ederiz e, diye. Neden acaba bir problem yok? Ee, sadece yani ben kendi adımdan açıklamayı yapayım. Ben kanalda bazen çok mizahi şeyler yapıyorum. Ee, böyle hani konseptleri birbirleriyle çarpıştırmayalım diye kendi adıma söylüyorum. Ben o yüzden Hakan abinin kanalında bu içeriklerin daha yerinde olacağını düşünüyorum. Ee, diye. Yani tek şeyi bu. Başka bir sebebi yok. Eee bilginiz Bilin olsun. Bir nedeni yok yani. Doğal seyrinde işte. Yani do doğal. Böyle yaparsak daha şık olur diye düşündüm ben. E, Akan abi de zaten kanalı vardı Hakan abi de aktif kullanmıyordu. E, orada bir kanalı var yani 100 küsür abonesi olan. <laughs> e, oraya geçerseniz sevgili izleyenler haftaya oradan canlı yayına devam ederiz. İnşallah. E, oraya abone olursanız bildirim gelecek tabii. Oraya abone olur bildirimleri açarsanız yine bildirimler oradan gelir. Aynen benim kanaldaki gibi. E, yani bir farklılığı yok. Yine ücretsiz abone olabiliyorsunuz. Yani <laughs> YouTube'dan Allah razı olsun. Diye. Herhangi bir problem yok. E, Twitter'dan yine duyururuz, Instagram'dan yine duyururuz, haberiniz olur. Zaten abone sayısı belli bir sayıya ulaşınca özel link şey alınabiliyor, URL adresi alınabiliyor. Onu da siz yaparsanız sevgili izleyenler, oradan devam ederiz inşallah. Öyle. İnşallah haftaya Çarşamba bir aksilik olmazsa. Hakan, Hakan abiyle ya. birlikte Hakan Zafer'in YouTube kanalında bir konuşalım da karşınızda olacağız sevgili izleyenler. Bu kalan sorular sizin sorduklarınız ya da zaman içinde soracaklarınızdan başka bir liste oluşturup başka soru-cevap bölümleri de yapabiliriz ilerleyen zamanlarda ya. inşallah. Hani ben böyle diyorum da sorulara Hakan abi cevap veriyor. <gülüyor> <gülüyor> hani Hakan abi adına cevap ne derler? Yeni konuşuruz olmayı. inşallah. Ama inşallah yaparız sevgili izleyenler. Teşekkür ederiz iki saate açtı. Podcast olarak indirmek isteyenler belki başarılı olamayacaklar bu bölüm için ama bir çaresine bakmaya çalışırız inşallah. inşallah belki yeni nesil şeyde bu görsel yayıncılığı ses kaydına dönüştürüp podcast olarak yayınlıyorlar belki öyle bir çözüm bile bulunabilir bilmiyorum i̇nşallah. hiç bilmiyorum o alan nasıl çalışıyor şey basit bir şeydir tahmin ediyorum radyoculuktan geliyoruz herhalde daha kolay yaparız onu da. Sese dönüştürebiliriz belki. E, bu arada e, ben, yine uzattım ben uzattım. İki saat geçince <laughs> biraz önü açıldı. E, bizim e, daimi izleyicilerimizden e, hemen gördüm. E, evet, Öznur Hanım e, bizim yaklaşık 40 bölümü konuştuğumuz 40 bölümlük konuyu e, Instagram'da bir konuşalım etiketiyle e, paylaşmış, evet. özetlerini çıkarmış, yazmış. Az evvel gördüm, e, İsteyenler Instagram'da o notları bulabilirler. E, hatırlatıcı olarak. ben de teşekkür ederim. Ben bugün onun bir mesajı, e, ben tanımıyorum şahsen. Nick'inden bir herhalde annanen mi vefat etmiş? Baban ne vefat etmiş? Allah, Allah rahmet eylesin. cennet Allah rahmet eylesin. yani inşallah yani e, haftaya dediğim gibi yeniden buluşuruz. E, bir aksilik olmazsa. Hakan abinin kanalına bekliyoruz sevgili Allah. izleyenler. İki saati açtığı yayın bakamadığımız sorular oldu kusura bakmayın canlı yayından gelen soruların bazılarını konunun içine dahil etmeyi başardım ama bazılarına da başarılı olamadım e, hakkınızı helal edin haftaya Sağolun. yeniden görüşünceye kadar e, hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet. Tamam.